Kıymetli katılımcılarımız, Türkiye Patent Hareketi Platformu ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle ve Adres Patent'in katkılarıyla düzenlediğimiz patent ve markalaşma eğitimi programımıza hoş geldiniz. Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kısaca Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak neler yapıyoruz? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Fazla vaktinizi almadan çünkü eğitim uzun sürecek. Bildiğiniz üzere bir ülkenin kalkınması, sanayisinin gelişmesi ve refah seviyesinin artması o ülkenin patent zenginliğiyle doğru orantılıdır. Bu sebepten dolayı Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak bizler toplumumuzun her kesiminde patent bilincinin artırmak ve farkındalık oluşturmak gayesiyle şimdi yaptığımız gibi eğitim seminerleri yapıyoruz, paneller yapıyoruz, buluş günleri, patent yarışmaları, patent ödülleri ve patent zirvesi gibi birçok etkinlik düzenleyerek aslında ülkemizin patent sayısının artmasına katkı sağlamaya ve bu alanda yaptığımız projelerle ve kampanyalarla itici güç olmaya çalışıyoruz. Vizyonumuz tüm dünyada patent zenginliğiyle bilinen, bilim ve teknikte dünyaya ışık tutan bir Türkiye'dir. Buna da gerçekten de inanıyoruz. Çünkü ülkemiz genç bir ülke. En son yapılan araştırmalarda %33 yaş ortalaması var. Genç bir ülkeyiz. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Ahmet Bey de hocamız da zaten anlatacak sizlere. Bunu çok iyi bir şekilde de başarabiliriz. Projelerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Şu anda başlattığımız iki projemiz var. Yine hazırlıkları devam eden projelerimiz var. Birinci projemiz Türkiye 1 milyon patente koşuyor. Neden böyle bir başlık attık? Çünkü gelişmiş ülkelerin çoğuna baktığımız zaman Amerika örneğin 1911'de 1 milyon patente ulaşmış. Gelişmiş ülkeler yine Almanya, Güney Kore, işte Çin, Japonya bunların çoğu 900'lü yıllarda, 1990'lı yıllarda 1 milyon patente ulaşmış durumdalar. Dolayısıyla aslında gelişmişlik seviyesiyle patent sayıları birbirine doğru orantılı olarak seyrediyor. Biz de dedik ki bu patent yarışında geri kalmayalım ve bir an önce ülkemize hedefler koyup o hedefe ulaşmaya yönelik çalışmalar başlatalım istedik. Biz de şöyle bir 2029 dememizin sebebi de Osmanlı Devleti'nde patent kanununun çıkarıldığı tarih olan 1879 yılının 150. yılına tekabül ediyor bu. Yani 29 Mayıs 2029 yılında inşallah ülkemizin 1 milyon patente ulaşmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bilincin oluşması için yine az önce sıraladığım çalışmaların hepsini yürütüyoruz. İkinci projemiz de çok kısa olarak Türkçe marka tercih değil milli sorumluluktur diyoruz. Çünkü bu anlamda gerçekten yani yurt içinde ve yurt dışında Türkçe marka kullanımının yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu anlamda bilincin ve farkındalığın da olmadığını görüyoruz. Çünkü sömürge bir ülke gibi adeta sokak ve caddelerde hep yabancı markaları görmekteyiz. Bu da çok büyük bir dezavantaj. Bazı markalarımız var dünyaya açılıyor ama marka ismi yabancı olduğu için Türk markası olduğu bile bilinmiyor. Bu farkındalık için bile çok önemli bir şey. Türkçe marka kullanım artmasıyla aslında Türk kültürünün tanınmasına katkı sağlamaya hedefliyoruz. Dünyada Türkçe markaların yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Daha doğrusu dilimize ve kendimize güvenimizin artmasına olanak sağlamak istiyoruz. Bu anlamda da birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yapıyoruz. Şu an olduğu gibi üniversiteler çok büyük bizim paydaşımız. TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Teknoparklar, bizim en önemli işbirliği yaptığımız paydaşlarımız. Çok fazla uzatmak istemiyorum ben sözü. Patent ve marka eğitim başlıklarını da zaten eğitim duyurularında göndermiştik. İnşallah faydalı bir eğitim olacağını ümit ediyorum. Şimdi ben sözü Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nden proje uzmanı Mehmet Çengel Bey'e vermek istiyorum. Kendisi Teknoloji Transfer Ofisi ile ilgili sizlere bilgi aktaracak. Buyurun Mehmet Bey. Öncelikle merhabalar, teşekkür ederiz. Adres Patent'e, Türkiye Patent Hareketi'ne, birlikte bizimle birlikte bu organizasyonu gerçekleştirdiği için çok sağ olun. Mehmet Bey, sesiniz biraz az geliyor. Biraz bir tık açabilir misiniz? Ha, tamam. Herhalde yaklaşmanız gerekiyor. Tamam. Anda daha iyidir diye tahmin ediyorum. Evet, şu an daha iyi.
Ben öncelikle adres patente ve Türkiye Patent Hareketi'ne üniversitemiz değişikliği yaparak bu organizasyonu gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Düzenlenen bu eğitimde Ali Hocam'ın ve Ahmet Hocam'dan arkadaşların istifade etmesini bekliyorum. İnşallah çok arkadaşımız bu konuda faydalanacaklar diye tahmin ediyorum. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Çok sayıda da katılımcı var beklediğinizin üzerinde. Çok önemsediklerini görüyorum. Biz aslında patent konusunda biraz daha umutsuzluk, nasıl diyeyim, patentleme konusunda daha ilgisiz olur diye düşünüyordum ben, ama çok fazla sayıda katılımcı var. Bu da benim umutlarımı yeşertti diyebilirim yani bu konuda. Sabah Design Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi konusunda da kısaca hemen bir iki dakikanızı alacağım. Ondan sonra eğitimcilerimize geçeceğiz, değerli eğitimcilerimize. Sabah Design Üniversitesi'nde Teknoloji Transfer Ofisi'nde 2015 yılında kuruldu. Biz projelerin geliştirilmesi, yönetimi ve girişimcilik havuzunun, girişimcilik ekosistemine katkı sağlama konusunda destek oluyoruz. Bu kapsamda da Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte, Yıldız Teknopark'la birlikte bir BİK süreci yürütüyoruz. Şu anda 10 Aralık'ta başvurusu tamamlanacak olan bir BİK başvuru sürecimiz var. Bu konuda başvuru yapmak isteyen, ARGE fikri olan ve başvuru yapmak isteyen, girişimcilik yapmak isteyen tüm arkadaşları buraya başvuru yapmaya davet ediyorum. Web sitemizden bu konuda başvuru yapabilirler, takip edebilirler, bilgi alabilirler. Aynı zamanda üniversitemizde kuluçka merkezlerimiz var. Şirketleşmek isteyen ön kuluçkalarımıza ve kuluçkalarımıza yer alabilirler. Ben dediğim gibi çok fazla vakit almayacağım. Teknoloji Transfer Ofisi'ni, sosyal medya hesaplarını ve web sitemizi takip etmelerini diliyorum. Herkese bu eğitimin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mikrofonunuzda problem var galiba. Mehmet Bey, biz de konuşmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey sağ olsun, bize çok büyük destekler verdi. Hem duruların yapılması noktasında hem de sizleri davet etme noktasında. İnşallah güzel bir program olacak. Şimdi Türkiye Patent Hareketi Platformu Danışma Kurulu üyesi, aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Koluman Hocam'ı davet etmek istiyorum. Kendisi yaklaşık 32 tane patentin sahibi. Yani üniversitede ve bir ya Savunma Sanayi Üniversitesi'nde de çalışıyor, dersler veriyor. Çok güzel bir sinerji yakalamış. Geçen de kendisiyle bir program yapmıştık, bir sunumları oldu. Çok etkilendim gerçekten. İnşallah örnek olmasını ümit ediyorum ve buyurun Ahmet Hocam, sizleri dinliyoruz. Öncelikli olarak herkese yürek dolusu selamlar. Herkesin sağlık ve bütünlük içerisinde bu süreci atlatmasını diliyorum. Bana açıkçası bir farkındalık konuşması geldi. Bir 5 dakikanızı alacağım toplamda. Ben üniversitede bulunduğum süreç içerisinde hep şunu yapmaya çalışıyorum. Benim çok değerli bir malzemem var, öğrenciler. Hepiniz o kadar değerlisiniz ki, hepiniz o kadar iyi şeyler biliyorsunuz ki, bizim neslimize göre gerçekten çok fazla şey biliyorsunuz. Eminim ki bizim oturduğumuz koltuklarda oturduğunuzda çok daha farklı, çok daha güçlü bir ülkeyi tetikleyecek bilgi birikiminiz var. Ama bu bilgi birikiminiz hep içinizde kalıyor. Çevreye baktığınızda ya bu da şöyle olsa diyebileceğiniz birçok şey aslında patent konusu. Ve bu patentlerin bir şekilde aslında mezun olmadan CV'nize de girmiş olması, ufak bir başvuru bile yetiyor. Sizlerin iş yerinde ARGE personeli olarak bir tık önde başlamanızı tetikleyebilir. Peki bir patenti nasıl yapabilirsiniz? Aslında az önce söylendiği gibi ben Milli Savunma Üniversitesi'nde hocasıyım. Çevrenize bakmanız lazım. Biraz çevrenizi incelerken huysuz olmanız gerekiyor açıkçası. Ya burada da şu olsa ben daha mutlu olurum dediğiniz şey aslında patent konusu. Çok basit bir örnek vereceğim. Şu anda hepiniz dezenfektan kullanıyorsunuz. Ve bu dezenfektanın etkinliğini hiçbir şekilde ölçemiyorsunuz. Nasıl dezenfektan yapıyoruz? İki kere pıs pıs sıkıyoruz. Etkin mi? Hiç kimsenin bir fikri yok. Peki bir kere sıktığımda etkin mi? Gene kimsenin bir fikri yok. Acaba elimize sıktığımız dezenfektan, ki daha büyük kitle imha silahlarında biyoterörizm gibi bunların ölçümünü tetikleyebilecek, bunların ölçümünü yapabilecek görüntü işlemeler, elektronik devreler yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Peki bunun arka planda sadece ve sadece düşündüğünüz şeyi patentleyerek
ilerleyebileceğinizi de biliyorsunuz. Buna ait bir fikriniz varsa mesela patentleyebilirsiniz. Bir başka yere gittiniz, işte kedi köpekle ilgili bir durum gördünüz. Hemen kafanızda bir şey oluştu. Bunun patentini yazabilirsiniz. Diyeceğim o ki, çok değerlisiniz. Gerçekten öğrencilerimiz, bu nesil çok değerli bir nesil. Bu nesil bizi yükseltecek nesil. Biz sizi sırtımıza almakla yükümlüyüz. Bu neslin eminim ki kafasındaki fikirler okuduklarından, gördüklerinden, araştırdıklarından bizden bir tık daha önde. İnanıyorum ki sizlerin de kafasında oluşan resim bir şekilde bu 1 milyon patent hareketine veya ülkenin katma değerine veya insanoğlunun varlık sürecine veya dünya barışına etkisi olacaktır. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka ama mutlaka koronadan korunmaya çalışın. Güzellikler. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam. Çok kısa bir sunum yaptık. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İyi çalışmalar diliyoruz. Ahmet Hocam'ın tekrar bir toplantısı var zaten. Bizim de vaktimiz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Ahmet Hocam. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Kıymetli katılımcılarımız, kıymetli arkadaşlar, şimdi sorularınız eğitim arasında değil de sona doğru chatten yazılı olarak iletirseniz daha iyi olur. Onlar alt alta gelmiş olur. Onları biz Ali Bey'e yöneltiriz. Ve toplantının en sonunda da sözlü olarak sormak isteyenlere de söz hakkı verebiliriz. Daha iyi olur bu şekilde. Şimdi sunumlarını yapmak üzere Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Avukat Ali Çavuşoğlu Bey'e vermek istiyorum. Sunumları... Sunum hakkını da bir saniye... Sunumu açabilirsiniz Ali Bey. Buyurun. Tamam. Anladım. Tam ekran yapabilir miyiz Ali Bey? Açıldı mı şu anda? Şu an açıldı Ali Bey. Tam ekranda yaparsanız çok daha iyi olur. Tamamdır. Buyurun Ali Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Öncelikle bütün hocalarımıza ve katılımcı öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Patent konusuna ve marka konusuna ilgi duyduğunuz için. Konumuz patent ve markalaşma. Hedefimiz tabii ki Türkiye'nin 2029 yılında 1 milyonuncu patente ulaşmasıyla alakalı bir hedefimiz var. Türkiye Patent Hareketi olarak bunun için uğraşıyoruz. Sağ olsun İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'ndeki hocalarımız da bu konuda bir seminer düzenlediler. Onlara da tekrardan teşekkür ediyoruz teknoloji transfer evet. Ofisine. Evet. Seminerimize başlıyoruz. Evet. Konumuz fikir ve sınav haklar. Peki bu fikir ve sınav haklar dediğimiz zaman yani patent, marka, tasarımlar gibi genel haklara fikir ve sınav haklar deniliyor. Bunun çeşitleri nelerdir? Önce ondan başlayalım. Fikir ve sınav haklar da ikiye ayrılıyor. Öncelikle fikir haklardan kasıt telif haklarından bahsediyoruz. Eser sahibinin hakları. Yani bir müziktir, resimdir, bir filmdir, dizi filmdir, işte müzik, şarkılar, yani CD'ler, aplikasyonların içindeki yazılımlar, bunların hepsi fikir haklara giriyor. Bir de sınav hakları var. Sınav hakları da sanayide kullanılan işte markadır, patenttir, fayda model, endüstriyel tasarım, şu anda ülkemizde çok yoğun şekilde önem kazanan coğrafi işaretler, entegre devreler, topografyası gibi haklar var. Bunlara sınav hakları diyoruz. Bir de diğer haklar dediğimiz ticaret ünvanları, tescilsiz haklar ve bitki ıslahçı hakları gibi internet ana hatları, yani domenler, ana hatları gibi haklar var. Ayrıca gizli bilgiler, ticari sırlar da bu diğer haklar içerisinde şu anda adlandırılıyor. Bir sınav mülkiyet hakkının şirketin içerisindeki değeri nedir diye bir soru sorduğumuzda yani bir şirketimiz var ortada, bir değer var. Bunu ne kadar şirketin kendi mal varlığı, ne kadarı gayrimaddi mal varlığı diye yapılan bir araştırmalara baktığımızda 1978'li yıllarda marka, patent, tasarım, fayda modeli, yazılımlar gibi hakların toplam şirket değerine oranı %5 civarındaymış. 90'lı yıllara baktığımızda bu oran 172'ye çıkmış. Şu anda 2000'li yıllardan sonraki oran ise %90. Yani bu şu anlama geliyor. Örneğin elimizde bir telefon var. Telefona baktığımızda işte Apple'dır, Samsung'dur. Bu firmaların toplam fabrika değerleri yani içindeki arsanın değeri ya da makinenin değeri %10 civarında. Ama asıl marka değeri patentlerinin, tasarımlarının ve içindeki yazılımların değeri toplam şu anda
%90'a çıkmış durumda. Bunu da çok çevremizdeki örneklerle çok rahat görebiliyoruz. Örneğin özellikle COVID sürecinde ve şu son zamanlardaki aşı süreci, aşıların bulunmasıyla alakalı, aşıların devletler arasında hatta birçok devlet şu anda milyonlarca doz sipariş etmeye başladı. Bunlara mesela bir örnekle baktığımızda, örneğin BioNTech firması, ikisinde kurucuları Türk hocalar, Almanya'da tabii ki bu işi kurmuşlar, BioNTech firmasını. Örneğin bu firmanın şu an 900'den fazla patenti olduğunu görüyoruz ve bu firma gerçekten de patentle büyüyen bir firma. Çok canlı bir örnek şu anda. Örneğin geçen sene COVID sürecine başladığında, zaten 2008'de kurulan bir firma, yaklaşık 12 sene olmuş. 2020'nin başında, yani Ocak ayındaki borsa değeri bu firmanın toplam 18 dolarmış hisse başına. Örneğin yaklaşık 1-2 hafta önce aldığımız bu değerde mesela şu anda 86-90 dolarlar civarında gezip duruyor. Yani toplam şu anda yaklaşık COVID sürecinde aldığı bir aşı patenti nedeniyle, aşıyı üretmesi nedeniyle şu anda toplam 20 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmış bir firma. Yani tabii ki Pfizer firmasıyla ortaklık kurduğu için de bu değere ulaştı ama en önemli sebebi bir patent alması ve bu patentin dünya çapında şu anda kullanılacak olması bu firmaya çok büyük bir değer kattı. Şu anda bunu canlı olarak görebiliyoruz. Ve bu firmanın kurucuları şu anda Türk olan Uğur Hoca ve Özlem Hoca şu anda Almanya'da yaşıyorlar ve bunlar şu anda bu aşı sayesinde, bu patent sayesinde Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında girdiler. Bu gazetelere de yansımış oldu. Tabii ki bizim amacımız katma değerli yüksek ürünlerin üretilmesiyle alakalı çalışmalar yapmak. Üniversitelerimizin de amacı bu zaten. Bu konuda çalışmalara bak, Ar-Ge çalışmaları yapmak. Örneğin yani tarım ürünlerine baktığımızda tabii ki tarım çok önemli ama diğer ürünlerle kıyaslandığında tabii ki daha düşük bir değer oluyor değer olarak. İşte örneğin bir ton kiraza baktığımızda yaklaşık 1000 dolar bir değer biçmişler mesela. İşte ülkemizde üretilen bir Doblo markalı bir şeye baktığımızda, otomobile baktığımızda 10 bin dolar ton başına değeri. Bir markalı cins yaklaşık 100 bin dolar. Örneğin cep telefonunun bir tonu yaklaşık 1 milyon dolar değer biçmişler. Kızılötesi fiber bir maddeye işte yaklaşık 10 milyon dolar. Baktığımızda kalp stendinin bir tonu yaklaşık 1 milyar dolara geliyor. Yani bu kilogram başına ihracat rakamı çok önemli. Örneğin şu anda Türkiye'nin kilogram başına ihracatı şu anda 1,5 dolar. Yani biz örnek söylüyorum 1,5 dolara 3 dolar yapmış olsak şu anda Türkiye olarak çok zengin bir ülke olacağız. Örneğin geçen hafta bir müjde verildi. Türkiye olarak bir ürün üretildi. Tabii henüz daha çok yoğun bir şekilde ihracat, yani üretime başlamadı ama en azından ürünün değerini Sanayi Bakanı açıklamıştı. TS-1400 bu helikopter motorunun değeri, yani kilogram başına değeri tabii ki bu. 6000 dolar. Yani ne demek bu? Türkiye'nin şu anda 1,5 dolar olan ortalama ihracat değerinin yaklaşık 6000 dolar. Yani 4000 katı üzerinde, 4000 kat daha fazla bir değer taşıyor. Bu da patentli ürünlerin, yani katma değerli teknolojik ürünlerin inovasyona önem vermenin önemini artırıyor. Bunun gibi örneğin Türkiye'nin binlerce ürünü olmuş olsa, yüzden fazla ürünü olmuş olsa çok ülkemiz çok daha fazla ihracat yapacak ve çok daha zengin olacak. Örneğin bir cep telefonunun içerisinde binlerce patent var ve bir cep telefonunda aslında tüm fikri mülkiyet haklarını görebiliriz. Örneğin markası vardır. İşte Apple firmasının hem şirket ünvanı hem marka olarak kullanılıyor. Ürünün markası işte iPhone, yazılımı iOS yine aynı zamanda bir markadır ve içinde yazılımlar var. Aplikasyon isimleri aynı zamanda birer markadır. Ve bunun içerisinde veri işleme yöntemleri var, yer iletken devreler var, kimyasal maddeler var. Bunlar hepsi birer patentle korunuyor. Aynı zamanda telefon içindeki yazılımlar, işte kullanım kılavuzları gibi, melodiler gibi şeyler de bir şekilde korunmuş oluyor. Yazılım telif hakkı olarak korunmuş oluyor. Peki marka nedir? Markaya baktığımızda 3 tane işaretle adlandırılıyor şu anda ülkemizde marka. Registered RSI, Trademark T ve Serious Mark olarak adlandırılıyor. İşte şu anda ülkemizde 1,5 milyondan fazla tescilli marka var şu anda. Peki markayla alakalı patent ve markayla alakalı tasarımla alakalı hangi kurumlar tescil ediliyor şu anda dünya çapında? Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu bu konuda vazifeli. Dünya çapında WIPO, işte Kültür ve Turizm Bakanlığı telif haklarına bakıyor. Avrupa Patent Ofisi var. Telif Hakları Genel Müdürlüğü var. Yine tohumlarla alakalı da Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tohumluk, Tescil ve Sertifikasyon Genel Merkez Müdürlüğü var. Bunlar da tohumları tescil ediyorlar. Peki ülkemiz patent konusunda nerelerde kanun olarak baktığımızda aslında Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1879 yılında çıkartılan İtiraf Beratı Kanunu dünyadaki ilk patent kanunlarından birisi aslında. Dünya markalarına baktığımızda patent sayılarına aslında dünyanın en çok değerli olan markaları aynı zamanda patent sayısında da çok yüksek. Bunu çok fazla tek tek söylememe gerek yok. Örneğin Samsung firması 300 binden fazla şu anda patenti var ve Samsung firması tek başına şu anda Türkiye'nin toplam 150 milyar dolar olan yaklaşık işte 165 milyar dolar ihracatına yakın bir ihracat yapıyor. Tek başına bir ülkeyi kurtarmaya çalışıyor tek başına.
Örneğin IBM firması işte 194 bin tane patent var. Yani bunları tek tek saymıyorum ama gördüğünüz gibi yani değerli olan markalar patentleri de çok. Patent aynı zamanda hem firmanın değerini artırıyor hem de markanın değerini artırıyor. Dünya çapında her yıl 3 milyondan fazla patent yapılıyor. Mesela 2004-2016 yıllar arasında toplam bir sayı çıkartılmış. Toplamda 28 milyon adet patent yapılmış. Yani bu gerçekten de şu anda dünya çapında bu patent kanunu çıktıktan beri toplam 120 milyon adet patent var. 120 milyon tane patent aslında bütün dünya çapında internet ortamında sunulmuş ve bunları inceleyip kendi teknik bilginizi geliştirebiliyoruz. Bu konuda da ücretsiz birçok siteden faydalanabilirsiniz. Bunların birçoğunu sunumun sonunda görebilirsiniz. Peki patenti almazsak ne olur? Bir buluşumuz var. Patenti almazsak ne olur? Bununla alakalı da geçmişte yaşanan bir olay var. Çok büyük bir olay çünkü. Bunun için buraya almış olduk. Bir dramatik bir hikaye çünkü bu. 1859 yılında o zaman Amerika'da aslında patent kanunu çıkartılmış ve insanlar patent almaya başlamışlar. O tarihte işte daha henüz arabalar çok çıkmadığı için, uçak falan bulunmadığı için petrol çok az bir şekilde kullanılan bir üründü. Ve insanlar elleriyle petrol çıkartmaya çalışıyorlar, ham petrol olarak satmaya çalışıyorlar. Yani bunu elleriyle çıkarttıkları için başka bir demir yolu işçisi olan bir Edwin Drake isimli bir kişi ise bu petrol çıkartma sistemini bir farklı bir sistem olarak yeni bir daha çok aynı anda daha çok çıkartmak için bir petrol kuyusu sistemi buluyor ve buna başkaları örneğin işte günde 50-60 varil çıkartırken kendisi 300 varil çıkartmaya çalışıyor bir sistemle. Bunu gören bazı yatırımcılar Edwin Drake'e ortak oluyorlar ve işi büyütüyorlar. Tabii ki Edwin Drake bir şeyi unutuyor. Bir yıl içerisinde toplamda o bölgede binlerce aynı sistemle petrol çıkartmaya çalışan bir firmalar çoğalıyor, kuyular çoğalıyor. Ve tabii ki o tarihte henüz petrol çok yoğun bir şekilde bugünkü gibi kullanılmadığı için örneğin 10 sente olan bir petrol bir anda 1 sente düşüyor. Ve bu nedenle birçok firma gibi Edwin Drake'in firması da batmış oluyor. Eğer Edwin Drake tabii ki patent başvurusu yapmış olsaydı bu sistemine bütün firmalar engelleyecekti ya da onlara lisans verecekti. Lisanstan para kazanacaktı. Tabii ki böyle şey yapmadığı için, ihmal ettiği için bunu maalesef firması da batıyor. Kendi işte çalışan binlerce işçi de işsiz kalıyor. Kendisine yatırım yapan zengin insanlar da maalesef paralarını batırmış oluyorlar. Burada önemli olan patentin yapılmamasından dolayı maalesef dünyanın şu anda belki de eğer bu kişiyi Edwin Drake'sindeki kişi buldu petrol kuyusu sistemine o tarihte patent alsaydı şu anda Edison'un işte Ford'un torunları gibi şu anda milyarlarca dolar torunlar da bunun gelire sahip olacaktı, servete sahip olacaktı. Yani patent almaması kendisine çok büyük şeyler kaybetmiş oldu. Peki marka nedir? Şu anda marka patentler, şu anda tasarımlar ülkemizde 67-69 sayılı sınav mülkiyet kanunu da korunuyor. Yani kısaca biz buna SMK diyoruz. 67-69 sayılı sınav mülkiyet kanunu korunuyor. Marka nedir? Zaten marka ne olduğunu herkes biliyor ama kısaca yine tarif yapmakta fayda var. Bir işletmenin mal ve hizmetlerini başka bir işletmenin mal ve hizmetlerini ayırt eden işte kelimedir, sözcüktür, isimdir, ondan sonra harf olabilir, ses olabilir ya da bazen renk olabilir, şekil olabilir. Bunlar biz marka diyoruz, marka olarak adlandırıyoruz. Neler marka olabilir? İşte kişi adları, sözcükler, renkler, sloganlar, logolar, harfler, sayılar, sesler, hareketler de artık marka olabiliyor. Yani bunlar hepsi insanların kendi isim soy ismini birlikte marka olabiliyor. Örneğin Abdullah Kiyalı markası mesela kendi ismini soy ismini yapmış marka olarak tescil etmiş. İşte Kamil Koç zamanında mesela kendi ismini marka olarak tescil etmiş. Bunun gibi kendi isminizi soy ismini de marka olarak kullanabilirsiniz. Örneğin işte Türkcell'dir, Adidas'a baktığınızda Kiyalı'dır, Koç markası, Gillette markası, Apple markası birer marka örneği şu anda. Ve önümüzde şu anda 1,5 milyondan fazla marka tescili var Türkiye'de. Tabii ki markalar ikiye ayrılıyor. Ticaret markaları ve hizmet markaları. Bunlar ticaret markalarına baktığımızda bir ürünün üzerine etiket olarak yapıştırılan markalar. Yani ticaret markası dediğimiz Vestel'dir, işte Torku'dur, örneğin bir Armine'dir, İş Bir Atak gibi. Yani işte ülkenin ürünleri, Torku'nun ürünleri gibi bizzat ürünün üzerinde etiketini gördüğümüz markalara biz ticaret markası diyoruz. Ve genelde dünya çapında register, RS olarak ya da TM olarak adlandırılıyor kısaltma olarak. Bir de hizmet markası. Örneğin adres patent markası bir hizmet markasıdır. Sabahattin Zaim Üniversitesi bir hizmet markasıdır mesela. Türkiye onlar bir hizmet markasıdır. Örneğin işte Albaraka, Bim'dir, Pamukkale'dir. Yani ortada bir mal yok ama bir hizmet var. Bunlar da bütün bankalar bir hizmet markası olarak faaliyet gösteriyor. Kısaca adlandırabiliriz. Hareket markasına da örnek verebilirim. Mesela bu şu anda 3-4 yıl önce çok yoğun bir şekilde bu restorancı Nusret'in vermiş olduğu bir tuzlama örneği, ürünlerle ilgili tuzlama örneği. Bunun hareketini mesela marka olarak tescil ettirdi. Bu da hareket markası. Yani hareketin bütün kısımlarını tek bir kare altında adlandırıp bunun videosunu da gönderebiliyorlar. Bu şekilde bir hareket markası deniyor buna. Bu da bu şekilde korunabiliyor. Peki marka firma ne kazandırır? Şirketin ve ürünün rakiplerinden farklılaşmasını sağlar. Müşterinin gözünde bir imajdır. Aynı zamanda bir farklılaşma ürünüdür.
Ve tabii ki müşterinin bir kitlesi oluşur. Aynı zamanda marka şirkete bir değer katar. Peki firmalar markası nasıl koruyabilirler? Örneğin tescilsiz bir marka korunabilir mi? Tabii ki korunabilir ama ticaret kanunlarına göre korunur. Ama bunu ispat etmesi gerekir. Bu marka kendisini kullandığını, ürettiğini, işte piyasaya sürdüğünü ispat etmesi gerekir. Ama en doğrusu markanın tescil edilerek korunmasıdır. 67-69 sayılı sınav mülkiyet kanununa göre korunması için de mutlaka markanın tescil edilmesi gerekiyor. Peki kimler marka tescili başvurabilir? Örneğin herhangi bir öğrenci, herhangi bir öğretim üyesi de marka tescili yapabilir. İlle de bir şirketin olması, bir ticari işletmesinin olması gerekmez. Eskiden 2005'ten önce Türkiye'de mutlaka bir faaliyet belgesinin, yani ticaret odasına ya da esnaf odasına kayıtlı bir belgenizin olması gerekiyordu. Ama şu anda isteyen her kişi, herhangi bir çalışan, herhangi bir işçi, herhangi bir mühendis, bir öğrenci, öğretim üyesi, öğretmeni fark etmez. Herkes marka için başvurup bir marka sahibi olabilir. Bu konuda herhangi bir işletme olmasına, bir şirket sahibi olmasına gerek yoktur. Peki markaya bulmamız için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle markanın tabii ki tüketicinin zihninde farklı olması gerekiyor. Ayrıtıcı olması gerekiyor. Yani başkasının yaptığı markaya benzer bir marka olmaması gerekiyor. Örneğin yurt dışında satılacak bir markaysa yabancı dilde kötü anlam olmaması gerekiyor. Okunuşun kolay olması gerekiyor. Yani ilk baktığımızda aslında markanın zihnimizde bir yer edinmesi gerekiyor baktığımızda. Tabii ki kısaltma olabilir. İşte birkaç kelimeyi birleştirip bir kısaltma haline getirebilirsin. Yani ille de bir kelime anlamı olması şart değil aslında markanın. Ve bunun için ayrıca markanın tescil edilmesi gerekiyor. Çünkü eğer tescil edilmezse yeni kanuna göre korunması mümkün değil. Peki markanın tescil edilmeden önce ne yapması gerekiyor? Mutlaka markayı araştırmamız gerekiyor. Yani daha önceden Türk Patent ve Marka Kurumu'nda böyle bir marka tescili var mı yok mu şeklinde bir araştırma yapmamız gerekiyor. Benzerleri var mı yok mu? İşte bunun alan adı var mı yok mu? Bunun domainde alan adları, domainde başkasına tescili mi değil mi? Ya bu konuda çok yoğun bir araştırma yaparak, çünkü ileride bu markaya yatırım yapacaksak, bu markayı şirketimizde, ürününde, hizmetlerde kullanacaksak bunu mutlaka doğru araştırmamız gerekiyor. Bunun için de tabii ki mutlaka marka ve patent vekilleriyle çalışmak gerekiyor. Başvuru yaptıktan sonra Türk Patent'e başvuruyoruz. Ondan sonra marka bir uzman tarafından inceleniyor. Bunun benzeri var mı yok mu şeklinde ya da bir genel kelime, yani jenerik isim midir değil midir şeklinde bir araştırma yapılıyor. Ondan sonra eğer herhangi bir sıkıntı yoksa, bir red olma durumu yoksa yayınlanıyor. Ortalama 2 haftada bir çıkan bir marka bülteni vardır. Eskiden bunlar kitapçık halinde çıkardı. Şu anda sadece PDF olarak Türk Patent'in sitesine girip inceleyebiliriz. Yayınlanıyor. 2 ay içerisinde herhangi bir itiraz gelmezse bundan sonra tescil kararı veriliyor. Tescil harcı yatırılıyor. Ondan sonra belgesi geliyor. Yani toplamda bir markanın başvuru süresinden itibaren tescil edilene kadar ki olan toplam süre şu anda 6 ay gibi yaklaşık şu anda. Ama eğer tabii ki markaya bir itiraz gelirse başkaları tarafından bu süre 1,5-2 sene kadar da çıkabiliyor. Bazen süreler uzayabiliyor. Yani toplamda baktığımızda Türk Patent'e bir inceleme süreci var. İlan safhası var. Tescil kararı var. Tescil kararından sonra belge süresi var. Yani toplamda 6 aydır ama dediğim gibi itiraz gelince bu süre biraz daha uzayabiliyor. Peki her marka tescil edilir mi? Hayır. Başvurulan her marka tescil edilmez. Öncelikle bu markanın başkasının markasına benzer olmaması gerekiyor. Ayrıca genel bir kelime olmaması gerekiyor. Mesela mükemmel kelimesi tek başa marka olmaz. Ya da iyi kelimesi, işte kaliteli, tek başa sağlıklı kelimesi ya da örneğin Gemlik zeytini meşhur mesela. Gemlik zeytini bir kişiye mal edilemez. Yani marka olarak tescil edilemez. Ya da lezzet kelimesi mesela marka olarak tescil edilemez tek başına bir kişi adına. Aynı şekilde örnekte gördüğümüz gibi işte örneğin BMW'nin markasını, işte Puma'nın markası benzer gibi. İşte Adidas'ı Adidas şekli yapmışlar. İşte Pierre Cardin markası tek başına Cardin olarak. Yani başkasının markasına benzer olmaması gerekiyor markanın tescil edilmesine. Aksi takdirde başvurduğun marka red edilebilir. Örneğin genel olarak kullanılan bir kelimeyi içermemesi gerekiyor. Mesela sandalye üretecek olan bir firma markasını sandalye olarak tescil ettiremez. Ama tekstil ürünü için örneğin sandalye kelimesi marka olarak tescil ettirebilirsiniz. Eğer çok tutacağına inanıyorsanız. Önemli olan kendi sektöründe, ilgili sektörle ilgili bir anlamı gelmemesi gerekiyor markanın. Yine başkasının tanımış markası. Mesela Coca-Cola ülkemizde tanımış marka. Migros mesela, Arçelik gibi markalar tanımış markadır. Bu markaların başkaları tarafından hiçbir şekilde tescil edilmesi mümkün değildir. İşte tanımış markalar mesela, aynı şekilde dini değerleri içeren markalar, yine kamu düzeni ya da genel ahlaka aykırı markalar da tescil edilemez. Bunu biraz üstüne söylemiştim, tekrar söylüyorum. Peki marka kaç sene korunur? 10 senedir. Yani bir markanın başvuru süresinden itibaren toplam koruma süresi 10 senedir. 10 seneden önce yani 9,5 sene sonra bu markanın yenilemesi gerekir. Yenilemeyi unutursanız 10 sene geçtikten sonra ilk 6 ay sonra tekrardan yenilebilirsiniz cezalı olarak. %50 cezası vardır ücret olarak. Ondan sonra halka mal olur. İsteye gidip bu markaya gidip tescil ettirebilir. Yani toplam markanın koruma süresi 10 senedir. Peki tescil edilen bir marka Türkiye tescil edildiyse bütün ülkelerde geçerli midir? Hayır. Tescil edilen marka sadece kendi ülkesinde geçerlidir.
başka ülkede tescil edilmesi için o ülkelerin tamamında tescil edilmesi gerekiyor. Ya biz buna ülkesellik ilkesi diyoruz. Aynı şekilde Almanya'da tescil eden bir ülke, bir markada Türkiye'de tescil edilmesi gerekir. Aksi takdirde Türkiye'de korunmaz. Marka tescilinde şöyle gördüğümüz gibi belge verilmiş oluyor şu anda. 10 sene geçerli bir belge. Örneğin yurt dışında tabii ki tescil edilmesi gerekiyor markanın. Eğer bir, örneğin Almanya, bir işte Japonya'ya, Amerika'ya bir de ihracatınız varsa mutlaka bu markanın o ülkede tescil edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde tescil etmezseniz aynen Apple'ın iPad markasının olduğu gibi gidip yurt dışında markayı satın almak zorunda kalabilirsiniz. Mesela Apple firması Çin'de iPad markasını 60 milyon dolara satın aldı. Örneğin ülkemizde şu an 90 bin tane yakın ihracatçı firma var. Bu firmaların yaklaşık 17 bin tanesi tescilli, 72 bin tanesi aslında Türkiye dünya çapında tescilli yoktur. Bu şu anlama geliyor. Türk markalar aslında yurt dışında tescilsiz ve şu anda risk altında aslında. Gelelim patent ve faydalı modellere. Patente geldiğimizde bir buluş için verilen bir belgedir. Devlet tarafından verilen bir belge. Bu belge toplamda 20 sene korunuyor. Eğer patent aslında şu anlama geliyor. Patent yani buluş sahibi kendi bulmuş olduğu sistemi, teknik sistem, buluş neyse bunu bir belge karşılığında halka açıklamış oluyor. Devlet de bunu 20 yıl süreyle ya da işte fayda modelse 10 sene süreyle korumuş oluyor. Aslında bir sosyal sözleşme anlamına geliyor bu belge. Bu şekilde devlet tarafından verilen bir belge olmuş oluyor. Peki neler gerekiyor bir patentin, bir buluşun patentle korunabilmesi için? Yeni olması gerekiyor. Yani dünya çapında yenilik olması gerekiyor. Sadece Türkiye'de olan bir belge korunmaz. Örneğin ben internette gördüm. Çin'de böyle bir ürün var. Ben hemen gelip bunun Türkiye'ye tescil ettirin diyemiyorsunuz. Ya da Fransa'ya gittim, bir sanayi fuarına katıldım. Sanayi fuarında gördüğüm bir ürünü Türkiye'de tescil ettirin diyemiyorsunuz. Önemli olan ürünün yeni olması. Yani dünya çapında yeni olmasıdır. Kısacası bu buluşun size ait olması gerekiyor. Ayrıca tekniğin bilinmesi gerekiyor. Yani en son yapılan patentlerin üstüne çıkması gerekiyor. Ve sanayiye uygulanabilir olması gerekiyor. Eğer yani teorik olmaması gerekiyor. Sanayiye uygulanabilir bir ürün değilse bu tescil edilemez. Mesela bazı konular vardır. Buluş olduğu halde patent verilemeyecek konulardır. Mesela bilimsel bir teori ya da matematiksel teori keşiftir, yöntemler bunlar patente korunmaz. Edebi sanatsal tiyatro gibi işte bu müzik çalışmaları bunlar patente korunmaz. Telif haklarıyla korunur. Bilgisayar yazılımlarının kendisi tek başına patente korunmaz. Ama bilgisayar yazılımlarının donanımlarla işte bildiğimiz iOS cihazlarıyla, akıllı telefonlarla, akıllı tabletlerle birleştirerek bir iş modeli haline getirdiğimizde o zaman koruyabilirsiniz. Tıbbi tedavi yöntemleri aynı şekilde patente korunmaz. Ama ilaçla birlikte yaparsanız bunu koruyabilirsiniz. Yine konusu kamu düzenine veya genel alakalı kuruluşlar patente korunmaz. Bitki veya hayvan türleri yetiştirme usulleri de patente korunmaz. Tarım Bakanlığı tarafından korunuyor ayrı bir kanunla. Peki kimler bu korumadan yararlanır? Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ikamette bulunan ya da yurt dışında Paris Sözleşmesi'nin üye ülkelerde olan bir vatandaş Türkiye'deki korumadan yararlanabilir ya da tüzel kişiler, şirketler bu konudan yararlanabilir, korumadan yararlanabilirler. Yani bizim ülkemizde başvuru hakkına sahip olan yabancı ülke vatandaşları aynı şekilde Türkiye'de Türk vatandaşları o ülkelerde başvuru hakkına sahiptir. Yani önemli olan burada yine işletme sahibi olması gerekmez. Herhangi bir mühendis, herhangi bir öğrenci, öğretim üyesi fark etmez. Herkes patent başvurusunda bulunabilir. Evet. Peki patent nasıl koruma sağlar? Bir incelemeli patent, bir de fayda model koruması vardır. İncelemeli patent 20 sene koruma sağlanır. Fayda model 10 sene koruma sağlanır. Peki bunun sistemi nedir? Yani patent başvurusu nasıl bir sistemle başvurdu? Nasıl bir süreçten geçiyor? Öncelikle bir başvuru süreci var. Başvuru sürecinden sonra uzmanlar, yani Türk Patent ve Marka Kurumu'ndaki uzmanlar bunu şekli açıdan, yani patent yazım kurallarına uyulmuş mu uyulmamış mı şeklinde bir inceleme yaparlar. Ondan sonra araştırma safhasına geçilir. Araştırma safhasından sonra yayın safhası vardır. Bundan sonra bu patentin benzeri bulunan patentlere benzeyip benzemediği konusunda inceleme raporu düzenlenir. Ondan sonra belge aşaması. Yani aslında patent uzun bir süreçtir. Yani yaklaşık 3-4 sene sürüyor bu patentin toplam çıkma süreci. Bu nedenle patent vekili olmadan aslında patent sürecinin takip edilmesi bayağı zordur. Bu nedenle mutlaka bir patent vekiliyle çalışmasını tavsiye ediyoruz. Peki patent dokümanı nasıl okuyabiliriz? Neler var bunun içerisinde? Öncelikle bir kapak sayfası, bir özet sayfası oluyor. Örneğin 20 sayfalık bir patent dokümanı düşündüğümüzde. Bir tarihname soluğu, yani neler var içerisinde? Ben hangi buluşu buldum, hangi yenilikleri yaptım? Geçmişte böyle bir buluş var mıydı? Ve hangi yenilikleri yaparak, hangi teknik esimlerle bunu destekliyorum? İşte nasıl bir koruma sağlıyorum? Bunların hepsini tarihnameyle anlatıyoruz. Ondan sonra tamamen koruma istediğiniz bölümleri, istenenleri yazıyoruz ve resimleri de tabii ki mutlak oluyor. Ve araştırma raporu varsa bazen yayınlanıyor bunlar da araştırma raporlarında. Yani benzer patentler var mı yok mu şeklinde araştırma raporu da bazı ülkelerin patent dokümanlarında yayınlanıyor. Fayda model nedir? Buna fayda model Türkiye'de var, bazı ülkelerde mesela Almanya'da var, Güney Kore'de var, Çin'de var mesela. Bazı ülkelerde fayda model koruması yok. Mesela Amerika'da fayda model koruması yok. Sadece patentle korunabiliyor. Fayda model aslında biraz daha küçük buluşlara verilen bir patent. Özellikle COBİ'lerin, küçük esnafın ya da küçük
yeni bu icat yapmaya başlayan insanların buluşlarını koruması için ve tamamen tekniğinde bilinen durumunu, yani patente değer bulunmayan buluşlara koruma için verilen bir sistem aslında. Bu 10 sene korunuyor. 10 sene de zaten yeterlidir. Eski sistemde patentlerde araştırma sistemi yoktu ama yeni kanunda patentlerde araştırma sistemi var. Bu nedenle artık patentler de değerli bir hale geldi. Fayda modeli korunacak buluşlar da var. Mesela kimyasal buluşlar, usuller sonunda elde edilen ürünler fayda modeli korunmaz. Bunlar için mutlaka patent başvurusu yapmak gerekiyor. Fayda modeli avantajı nedir? Dediğimiz gibi biraz önce küçük ve orta ölçekli işletilen, yani COBİ'lerin küçük buluşların korunması için özellikle kolaylık sağlıyor. Daha ucuza mal oluyor. Daha kısa zamanda çıkmış oluyor açıkçası. Ve hızlıca hareket edebiliyorsunuz. Ve tabii ki burada yani çok örneğin bir cep telefonu, bir televizyon, yeni bir icat, bir iPad gibi tamamen biyoteknolojik buluşlar gibi tamamen büyük buluşlar yapamayan insanların, büyük buluşlarla üretim yapamayan firmalar için de küçük buluşlar en azından kendisini geliştirip yeni ürünler çıkartmasını sağlayan bir sistem olmuş oluyor faydamda. Bu anlamda aslında avantajlı ve hızlı bir sistem. Şimdi genel olarak baktığımızda patent ve fayda modeli arasında ne tür farklar var? Yenilik her ikisinde aranıyor. Yani mutlaka patentte de fayda modelde de yenilik aranır. Yani dünya çapında, sadece Türkiye için değil, dünya çapında yenilik aranır. Buluş basama dediğimiz tekniğin bilinen durumu sadece patentte aranır, fayda modelde böyle bir özellik aranmaz. Sanayi uygulanabilirlik hem patent hem fayda modeli aranır. Yani teorik güç olmaması gerekiyor. Hayali bir ürün olmaması gerekiyor. Usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler sadece patentle korunabilir, fayda modeliyle korunmaz. Eczacılıkla ilgili maddeler, yani ilaçlar, biyoteknolojik maddeler sadece patentle korunabilir, fayda modeliyle korunmaz. İşte araştırma raporu fayda modelde de var, patentte de var. Daha önceki kanun zamanında yoktu böyle bir uygulama, sadece patentte vardı. Şu anda fayda modelleri de mutlaka araştırmaya gönderiliyor. İnceleme raporu sadece patentte vardır, fayda modelde yoktu. Bu nedenle zaten fayda model daha hızlı bir zamanda çıkıyor. Koruma süresi bakımından ise patent 20 sene korunuyor, toplamda fayda model 10 sene korunuyor. Toplamda baktığımız zaman bir de düşen hakkı denen bir şey var. Eğer patentinizi ya da fayda modelinizi yurt dışında da başvurmak isterseniz 12 ay içerisindeki düşen hakkını alarak yurt dışında da başvurabilirsiniz. Aksi takdirde yurt dışında başvuru yapmakınız kaybediyorsunuz. Mesela Türkiye'de başvurdunuz. Bu başvuruyu Avrupa Patenti'ne de başvurabilirsiniz. Uluslararası Patente Pistola'da başvurabilirsiniz. Bunun için mutlaka 12 ay içerisinde öncelikle düşen hakkınızı kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde düşen hakkını kullanmasınız ve tabii ki uluslararası sistemde, PST sisteminde 33 aylık bir süre de var. Bunu da kullanmak için rüçhan hakkıyla PST'ye çıkıyorsunuz. Bunun biraz daha ayrıntılı bir ders var, daha özel bir eğitim. Ama kısaca uluslararası sisteme çıkmak için EPO ya da PST sisteminden yararlanabilirsiniz. Çünkü sadece patent Türkiye'de tescil edilirse Türkiye'de korunur. Yabancı ülkede de bunun korunmasını istiyorsanız yabancı ülkede de mutlaka başvuru yapmanız gerekiyor. Örneğin Avrupa patent başvurusu yaklaşık 2-3 yıl içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor ilgili ülkelere. Örneğin Avrupa'daki bir patent, Almanya'da yapılan bir patent belli bir rüşan süresi içerisinde Türkiye'ye geldikten sonra validasyon diyoruz buna. Türkiye'de mutlaka başvuru yapması gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye'de korunmaz yabancıların patenti. Yine aynı şekilde PCT başvurusu da Türkiye'den PCT çıkıldıktan sonra ilgili ülkeler 30 ay içerisinde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde ilgili ülkelerde, yani yabancı ülkelerde başvuru yapmadığı için korunması mümkün değil. Yani sadece tescil edilen ülkede koruma sağlar. Başka ülkelerde hakkınızı kaybediyorsunuz. Aksi takdirde çok değerli bir patent olsa bile maalesef böyle bir hak olmuyor ve sadece kendi ülkenizde koruma sağlamış oluyorsunuz. Peki patentten gelir elde etmek mümkün mü? Mesela patentten neler sağlayabiliriz? Kendimiz üretebiliriz. Bir fabrikamız, bir üretimimiz varsa kendimiz üretebiliriz. Ya da bunu satarak başkasına, başka bir üreticiye satarak kullanabiliriz. Mesela şu anda BioNTech firması örneğin bunu geliştirdi. Şu anda Pfizer'la üretim yapıyor. Yani patent aslında lisans vermiş oluyor baktığınız zaman başka bir firmaya. Ortak üretim yapıyorlar çünkü. Ya da işte İngiltere'de aşı firması mesela Oxford Üniversitesi ile başka bir firma ortak bir şeyle çalışmıyor. Bu bizim gibi Türkiye'de de birçok üniversite şu anda firmalarla ilaç firmalarıyla ortaklaşarak patent yapıp bunlarla ilgili lisans yapmaya çalışıyorlar. Örneğin tamamen lisans akarak yani belli bir üretimden bir pay %2, %5'te neyse bir pay elde edilebilir ya da kardan bir pay elde edilebilir. Örneğin işçiler bunu bulduysa, yani bir şirkette çalışan mühendis bunu bulduysa, tabii işçi bulduysa işçiye de bundan bir pay veriliyor. Kanunda açık hüküm var bunun zaten. Ya da üniversitede bir buluş yapıldıysa üniversite öğretim üyesine bir pay veriliyor. Üniversitenin bir payı oluyor. Yani patentler zaten gelir elde etmek için yapılır. Yani sadece kariyer için de yapılabilir ama eninde sonunda amaç gelir elde etmektir. Peki patent hakkı nasıl sona erer? Bunun bir de her sene yapılan bir ücreti vardır. Her sene ödenmesi gereken bir ücret vardır. Bu ücretin ödenmediği takdirde bir sene geçirirseniz bunun ücreti ödemediği zaman bu patentin hakkı sona erecektir. Süresi dolarsa, yani örneğin fayda modelde 10 sene dolarsa patent hakkı sona fayda modeli hakkı sona erer. Patentte de 20 sene dolarsa patent hakkı sona erer. Yani halka mal olmuş olur.
Ya da 5 sene diyelim ki ücreti yatırdınız yıllık ücretlerini. 6. sene sonunda yatırmadıysanız o patent hakkından ya da fayda müdahale hakkından tamamen vazgeçmiş sayıyorsunuz. Patent halka mal olmuş oluyor. İsteyen kişi gidip bunu üretebilir. Siz de onları bildiremezsiniz. Peki patentler başka ne işe yarar? Patentler aynı zamanda bir fuar görevi görüyor. Şu anda özellikle COVID pandemi sürecinde birçok fuar iptal edildi maalesef. Ve pandemi sürecinde de tabii ki oturduğumuz yerden evimizde ya da iş yerimizde oturduğumuz yerden milyonlarca patenti internet ortamında bedava bir şekilde, ücretsiz bir şekilde inceleyebiliyoruz. Yani aslında patentler aynı zamanda bir fuar görevi görüyor. Gidip ürünleri yerinde incelemeden oturduğumuz yerden patentlerini teknik detaylarına kadar inceleyebiliyoruz. Bu anlamda da patentler bir fuar görevi görmüş oluyor. Aynı zamanda yabancı ülkelerde yapılan patentlerin eğer Türkiye'de tescil edilmediyse ya da tescil edilmesine rağmen yıllık harçları ödemediyse bunları takip edip bu konuda bunların muhtevasına faydalanıp yeni ürünler üretebiliriz. Bu konuda da aslında teknoloji gibi sayılmış olur. Tabii ki burada amaç taklit etmek değil. Amaç kendimizi geliştirerek yeni ürünler üretmektir. Yani önce tabii ki taklitçi olmuş oluyoruz ama daha sonra yenisini üreterek bunun kendi patentini almamız gerekiyor mutlaka. Aynı zamanda firmalar arasındaki kim ne üretmiş, benim rakibim ne üretmiş şeklinde bunun araştırması firmaya istihbaratçı ya da eleman sokmak anlamında da eskiden böyle şeyler yapılıyordu. Araştırıp ya da fuarlar geziliyordu. Şu anda buna bile gerek yok. Oturduğumuz yerden rakip firmamızın ne ürettiğini, rakiplerin neler ürettiğini onların patentlerine, fayda modellerine ya da tasarımlarına araştırarak görebiliriz. Buna geçiyorum. Tabii ki patentler aynı zamanda şirketlere sermaye olarak konabilir. Yani sizin bir patentiniz var mesela, diyelim paranız yok ama başkasının da parası var. İkiniz bir araya gelip benim patentimin üretmek üzere bir şirket kurup siz patentinizi sermaye olarak koyabiliyorsunuz. Karşı tarafta bir sermaye katmış oluyor. Bu şekilde belli bir yüzde oranında şirket ortak olabiliyorsunuz. Buna ticaret kanunumuzda müsait. Yani patentler ve markalarda bir değerleme yapılarak şirketlere sermaye olarak kullanabilir. Aynı şekilde patentler bir çalışanlar için bir motivasyon aracı da çalışanlara özel ödüller vermektedir. Birçok firma örneğin yüzdelik vermektedir ya da sabit ödüller öderek bu konuda çok doğru bir şekilde çalışanlar motive eden firmalar vardır. Patenti saldırı ya da savunma aracı kullanabilirsiniz. Yani sizin patentiniz varsa bu patentleri başkasının üretmesini engelleyebilirsiniz ya da çok patentiniz varsa başkasının patentine yani benim patentime tecavüz edildi diye size açılan davralarda kendinizi savunma olarak kullanabilirsiniz. Aynı şekilde patent bir reklam aracıdır. Patent pazara girmek isteyenler için bariyer görevi görür ve patent bir yatırımdır aslında. Mutlaka eninde sonunda para kazandırır. Ücretsiz patent araştırma siteleri, Türk Patent'e girip ücretsiz araştırabilirsiniz. Türkiye'de yaklaşık şu anda 300 bine yakın patent var. Bunların hepsini görebilirsiniz. Espacenet.com'da aynı şekilde tr.com'dan girerseniz Türkçe şeylerin bütün Avrupa patentlerini hatta dünya patentlerini görebilirsiniz. Avrupa Amerika patent sitesinde görebilirsiniz. Yine aynı şekilde WIPO sitesinde bütün dünya patentlerini görebilirsiniz. Bu şu anda verdiğim sayfanın linkini hepsine vereceğiz zaten. Sunum vereceğiz. İşte flashpatent.com var mesela. flashpatentonline.com var. Bu şekilde bu web sayfalarından ücretsiz olarak dünyadaki bütün buluşları inceleyip bunlardan faydalanabilirsiniz. Yine WIPO, Uluslararası Kurum, COVID-19 sürecinde firmaların işine yarayacak olan özellikle dezenfektandır, işte eldivendir, maskedir. Bu tarz medikal ürünlerle alakalı daha önce almış olan patentleri bir araya getirdi. Bir endeks üretti. Milyonlarca patenti araştırıp daha kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunun da linkini vermiş oldum. Yine COVID sürecinde bir site çıktı. Çok güzel bir site. covidinnovation.com. Yani COVID sürecinde insanların yaptığı inovasyonları da incelemenizi tavsiye ediyorum. Binlerce inovasyon var burada. Bunları inceler ettik. Yeni fikirler üretebilirsiniz. Yani fikirleri aklınıza gelebilir. En azından böyle insanlar ne tür pratik ürünler üretmişler. Ayrıca ücretsiz marka araştırma siteleri. Yani Türk Patent Komite'ye girip buradan Türkiye'deki markalara bakabilirsiniz. TMDN.org'dan bütün dünyadaki markalar görebilirsiniz. WIPO'nun sitesinden de verdiğim linkten dünyadaki uluslararası markaları görebilirsiniz. Yani insanlar ne tür markalar tescil ettirmişse bunu da görüp en azından kendi üreteceğimiz markaların başkası markasına benzemediğini görebiliriz. Ya da en azından bir ön fikir olarak insanlar ne tür markalara yatırım yapıyorlar, ne tür markalar tescil ediyorlar. Biz de bunlardan esinlenerek, ilham alarak yeni markalar üretebiliriz. Yine patent stratejilerinde yani yeni bir buluş yapmak isterseniz özellikle mühendisler için TRIS sistemini araştırıp Google'a girdiğinizde kitaplar varsa baskısı bulunan kitapları okumanızı tavsiye ediyorum. Rus bilim adamının bulduğu bir yöntem, TRIS yöntemi. Bu konuda Profesör Doktor Metin Orhan Kaya hocamız var İTÜ'den uçak bölümünden. Onun da bazı güzel makaleleri vardı bu konuda. Medium.com'dan takip edebilirsiniz kendisini. TRIS sistemini özellikle mühendis arkadaşlarım mutlaka öğrenmesini tavsiye ediyorum. Örneğin mesela Lexus firması yani bir şeyi yeni bir ayna yaptı mesela. Yeni bir devrim yaptı. Bir kiz aynasını kaldırdı. İşte monitör koymuş mesela. Daha hızlı bir şekilde bazı ürünleri kaldırarak yeni bir ürün geliştirebiliyorsunuz. Çok basit bir örnek. Yine şeyden bahsedelim.
bir marka aldınız, bir tasarım aldınız ya da bir patent aldınız. Bunu nasıl koruyabilirsiniz? Ne tür haklarınız var? Tabii ki bir mahkemeye, patent mahkemesine başvurarak bunun tecavüz olmadığını tespit edebilirsiniz. Bu tecavüzün giderilmesini, yani üretilen ürünlerin kaldırılmasını isteyebilirsiniz. Tecavüz fiilinden durdurmasını. Aynı zamanda maddi manevi tazminat davası açabilirsiniz. Üretilen ürünlere el koymasını talep edebilirsiniz. Eğer ihracat ya da yurt dışına gelen ürünler varsa bunları da durdurabiliyorsunuz. Böyle haklarınız da var. Bizim bu konuda yazdığımız bir kitap vardı. Patentle Kazan isminde. Bu kitabı da Türkiye Patent Hareketi Org sisteminden indirip okuyabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sorular varsa cevaplayabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. İbrahim Bey, sesiniz kapalı. Şu an açıldı herhalde. Teşekkür ederiz Ali Bey. Arkadaşlarımızın soruları var. Onları ben sorma yazma sırasına göre size yönelteyim isterseniz. Birinci soru, kooperatif kurma aşamasında veya sonrasında patent alınmakta mı ya da böyle bir çalışma mevcut mu? Eğer mevcutsa aynı yollar mı izlenmektedir? Yani kooperatif kurma ile ilgili herhalde patent yanlış anladı arkadaş. Bir daha alabilir miyim soruyu? Ben göremedim soruyu. Saat şeyden bakıyorum. Kooperatif kurma aşamasında veya sonrasında patent alınmakta mı? Ya da böyle bir çalışma mevcut mu? Eğer mevcutsa aynı yollar mı? Şöyle, kooperatif kurulduktan sonra kooperatifin ismini marka olarak tescil etmek lazım. Artı kooperatifin ürünleri varsa mesela diyelim ki zeytinyağı kooperatifi kurdunuz. Diyelim ki mesela ya da bir zeytin üretiyorsunuz ya da bir başka bir örneğin işte tarih var mesela. O da bir kooperatif aslında. O kooperatifin piyasaya vereceği ürünle alakalı marka tescil yapmak lazım. Genelde kooperatiflerde çok patent olmuyor ama genelde marka mutlaka olacaktır açıkçası. Marka isim hakkı olacak yani. Evet, patentle alakalı bir durum söz konusu değildi aslında. İkinci sorumuz, tanınmış bir markanın tescilsiz korunması söz konusu olabilir mi? Hayır, zaten tanınmış marka kararını Türk Patent veriyor zaten. Bu nedenle tanınmış bir markanın tescilsiz korunması söz konusu olamaz. Yani patent, şu anda yaklaşık 500'den fazla tanınmış marka var ülkemizde kayıtlı. Yani bunlar tanınmış marka olarak gözüküyor. Bunların mutlaka tescilli, hepsi, hatta birçoğu 45 sektörün tamamında tescilli. Yani bütün sektörleri tescilli olarak kapatmışlar, tescillemişler. Patente eklenecek resimler fotoğraf şeklinde yüklenebilir mi diyor. Sanırım yükleniyor. Yok, hayır. Tasarım tescilinde fotoğraf kullanabilirsiniz ama patentte fotoğraf değil de çizim olması gerekiyor. 3 boyutlu ya da 2 boyutlu, ya 3 boyutlu mutlaka çizim olması gerekiyor. İşte SolidWorks, AutoCAD programları gibi programlarla bunun mutlaka çizilmesi gerekiyor. Evet. Türkiye'de hiç olmayan yurt dışından getirip pazara sunulacak bir ürün için izlenecek usul patent usulü müdür? Genel olarak ne yapmak lazım diye bir arkadaşımız. Öyle. Biraz önce bahsettim zaten eğitimde. Örneğin yurt dışından getirdiğiniz bir ürünü, siz yurt dışında var olan bir ürünü Türkiye'de tescil ettiremezsiniz. Yani ama bunu kendi markanızla piyasa sunuyorsa markası tescil ettirirsiniz. Ama diyelim ki yurt dışında da bu ürün patent olarak tescil edilmiş ama patenti düşmüş olabilir mesela. Halka mal olmuştur. Ama siz bunu belki tasarımını değiştirebilirsiniz. O zaman tasarım tesciliyle yeniden piyasa verebilirsiniz. Diğer bir soru, marka ve patent olmayıp tasarımın taklit edilmesi şu anda yürürlükte olan kanuna göre yaptırımı neden yeterli değildir diye sormuş. Herhalde yeterli olmadığını söylüyor soran arkadaşımız. Neden yeterli değildir diyor. Şu anda kanunumuza göre patent, marka, tasarım aynı korumadan yararlanıyor. Yeterli olmama durumu yok ama tek fark var. Patent faydalanmadığı ve tasarımlarda ceza davası açamıyorsunuz. Sadece markalarda ceza davası açabiliyorsunuz. Yani ürünlerin doğrudan savcılık kararıyla toplatılması. Patent, tasarım ve fayda modeli de öyle bir şey mümkün değil. Sadece markalarda. Belki onu duymuş olabilir arkadaşımız. Onu söylüyor olabilir. Ama kanunen, yani hukuksal olarak maddi manevi tazminat yönünden marka, patent, tasarımla alakalı fayda modeli koruma aynıdır. Hiçbir fark yok arasında. Bir site çalışması yapıyorum. Türkiye'de ilklere imza atacak içeriklere mevcut. Patent başvurusu için hangi adımları izlemeliyim? Yani bir web sitesi çalışması sanırım yapıyor. Web sitesiyle ilgili sanırım nasıl bir başvuru yapmam gerekiyor? Şöyle, tabii ki öncelikle bir ismim vardır. Bu ismin, yani domainin alınmıştır. Domain ismini aynı zamanda marka olarak tescil etmek lazım. Tasarım, yani ana web tasarımın kendisi tasarım olarak, ön görünüm olarak tamamen farklıysa bunun da tasarım olarak tescil yapması lazım. Artı olarak tamamen yeni bir iş modeli ise donanımla, yani aplikasyonla da birleştirip buna bir patent başvurusu, yazılımla beraber başvurusu yapılabilir.
Sadece kod için başvuru yapamıyorsun ama iş modeline patent başvurusu yapılabilir. Bu konuda özellikle telekom firmalarının, yani Türkcell'dir, Vodafone'dur, Türk Telekom gibi firmaların aldığı patentleri incelemesini özellikle tavsiye ediyorum arkadaşımıza. Çünkü burada özellikle yazılımla alakalı donanımın birleştirilerek alındığı çok patent başvurular var. Bunları incelemesinde fayda var. Yani öncelikle tabii ki giriş modelini bir Word sayfasını tabiri caizse yazacak, şemalarını çizecek. Ondan sonra bir patent vekiliyle çalışarak bunun patent başvurusunu yapabilir iş modeli olarak. Bir diğer soru, 1 milyon patent hedefi amacınız çok önemli ve faydalı buluyorum. Fakat 1 milyon patent yerine nitelikli ve küreselleşme odaklı patentlere ağırlık vermemiz daha doğru olmaz mı? Cevaplarınız için teşekkür ederim demiş bir Anıl Bey. Tabii doğru bir şey aslında ama şöyle bir şey var. Tabii ki amacımız küresel ortamda daha iyi katma değer sağlayan patentlere odaklanmak ama 1 milyon patent de şu açıdan önemli. Amerika'nın işte 1911 yılında, Güney Kore'nin 2008 yılında, Almanya'nın 90'lı yıllarda ulaştığı bu hedeflere biz halen 2029 yılında ulaşmak istiyoruz. Yani böyle bir hedefimiz var. Aslında patent kanununun kabul edilişi 150. yılında ulaşmak istiyoruz. Çok büyük bir hedef değil aslında bu bizim için. Tabii ki bu bir farkındalık çalışması. Bu hedefe ulaşarak ülkemizin, diyelim ki şöyle düşünün, 1000 tane patent başvuruldu ayda diyelim ya da 5000 tane neyse. Her başvuruda mutlaka iyi patentler çıkacaktır. Belki bu başvurular zaten dünyadaki bütün patent başvurularını Amerika'daki, Güney Kore'deki ya da Almanya'daki, işte Japonya'daki, Çin'deki, Çin'de 2 milyondan fazla patent yapılıyor şu anda. Bunların hepsi de çok süper patent başvurusu değildi. Belki de bazıları hiçbir işe yaramıyor. Bazıları çöp oluyor belki de. Nitelikli patent olmayabilir ama bu 1 milyon sayısı içerisinde mutlaka patent çıkacaktır. Nitelikli patentler, katmeleri patentler çıkacaktır. Bu nedenle sayının çok olması nitelikli olmasını gerektirecektir aslında. Yani genel olarak özetle patent sayımız arttıkça işlerinden nitelikli olanların sayısı da doğru orantılı olarak artacaktır aslında. Evet. Herkes testte olamaz ama aslında bu bilincin, farkındalığın oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz biz bu anlamda. Evet. Diğer bir soru, programlar, fotoğraflar yüklenemez ise hangi programları kullanarak çizim yapılabilir demiş. Yani dediğim gibi yani AutoCAD var benim bildiğim, SolidWorks var, bunlar gibi mühendislik programlarından. Hatta Google'un belki bazı böyle ücretsiz programları bile var aslında. Onlardan bile çizebilirsin. Ya da yani Paint'ten bile birçok başka programdan bile çizilebilir benim bildiğim. Elle bile güzel bir şekilde çizilen, bunun taranmış hali bile aslında geçerli olur. Önemli olan illi yazılımla çizilmesi şart değil ama önemli olan düzgün bir çizim olması. Üç boyutlu olarak görünmesi lazım mutlaka şeylerin. Yani ilgili kısımların diyelim, ilgili işte neresi resmi, hangi bölüm korunuyorsa onların mutlaka gözükmesi gerekiyor. Bunun da tabii ki en güzeli şu anda benim bildiğim SolidWorks, AutoCAD gibi mühendislik programlarında daha kolay çizilebiliyor şu anda. Yine Merve Hanım, patent almak öncesinde bir eğitim aşamasını, proje sürecini gerekli kılıyor mu? Bu süreçte farkındalığı ve bilinç oluşumunu artırmak için hangi kaynaklara, mecralara yahut kurumlara başvurmak gerekir? Eğitimlerin kapsamı ve muhtevası hakkında bilgi verir misiniz demiş. Bir anlamda zaten biz sürdürüyoruz. Bizimle de irtibatta olabilir. Merve Hanım. Bunun dışında danışmanlık eğitimiyle alakalı yine sponsorumuz Ades Patent'le de görüşebilirsiniz. Ama eğitim kapsamında bizim ücretli ve ücretsiz olmak üzere eğitimlerimiz oluyor. Yine buyurun Ali Bey. Patent'te kazan kitabımızı okusun mutlaka. Çünkü onda da çok güzel bilgiler var. Mutlaka tavsiye ederim. Onu okuduğu zaman da bayağı bilgi alacaktır. Aynen. Patent almak için hangi eğitimleri almamız gerekiyor ya da eğitim almamız gerekiyor mu? Eğitim almanız gerekmiyor. Önemli olan güzel fikrinizin olması, bu ürünün, bu fikrin de somutlaşarak bir ürüne dönüşebilmesi olması aslında. Burada zaten bir patent mühendisi, bir patent firması size mutlaka yardımcı olacaktır. Yani özel bir eğitim alması şart değil. Ama önemli olan fikrin güzel olması, satılabilir ürün olması aslında. Yani patent eğitimi şart değil. Ama tabii ki araştırma eğitimi alırsa, patent araştırma eğitimi alırsa, en azından benzer ürünlerin neler olduğunu, dünya çapında ne tür ürünler olduğunu görmesinde fayda sağlayabilir ve patent okumasını öğrenmiş olur aslında. Bu açıdan eğitim güzel olur. Faydalı olur. Yine TTO'dan Mehmet Bey de aslında bir duyuru yapmış. Arkadaşlar üniversiteniz, özellikle Sabahattin Zahim Üniversitesi öğrencileri için söylüyorum. Yani üniversiteler bünyesinde teknoloji transfer ofisleri var. Oralara da muhakkak uğrayın. Yine aklınıza takılan soruları oralara da sorun. Yine biz de Türkiye Patent Hareketi platformu olarak sizlere yardımcı oluruz. Yine danışmanlık anlamında Ades Patent firmamız da sponsorumuz da sizlere yardımcı olur. Diğer bir soru, her marka tescilin ve patentin kendi ülkesinde geçerli olduğunu söylemiştiniz sanırım. Ben yurt dışında olan bir işletmenin adını TR'de kullanarak bir işletme açabilir miyim? Ya da tam tersi demiş. Öyle, yani şöyle düşünün. Dünya çapında tabii milyonlarca marka var.
Aslında yurt dışında böyle çok genel bir kelime varsa, yani örnek diyelim işte star kelimesi diyelim mesela. Yani bütün ülkelerde vardır. Siz de böyle bir marka teşhir ettiniz. Ama o firmanın yazı karakterini, logosunu kullanamazsınız. Bu yine tescilsiz de olsa korunur, size bir dava açarsa kazanır. Ama diyelim ki yabancı ülkede kullanılan bir marka var, Türkiye'ye hiç uğramamış. Böyle bir marka siz de buldunuz, Türkiye'de teşhir ettirdiniz ve onlar hiçbir şekilde yazı karakterini kullanmadınız. Bunda hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi Türkiye'ye bir mal ihracatı varsa o firmanın ve markasını teşhir ettirmese bile gelip dava açıp markayı iptal ettirme hakkına sahiptir. Nefise Hanım, bireysel olarak aldığımız patenti şirket kurduktan sonra şirketimize devretme aşaması nasıl gerçekleşiyor? Şöyle, tabii ki noterden önce devir yapmak gerekiyor. Notere devrettikten sonra açıkçası Türk Patent'e başvuruluyor. Türk Patent'e bir ay içinde, yaklaşık olarak bir aylık bir süre içerisinde şirketiniz üstüne geçebilirsiniz. Ya da hiç devretmezsiniz şirkete. Kendi üstünüzde kalır ama noterden bir lisans sözleşmesi yaparak kendi şirketinize lisans verip bunu da kullanabilirsiniz. Orada mesela bu da mümkündür. Yine diğer bir soru, patent almak için prototipi sanırım demek istemiş. Ürün üretmek mecburi midir? Yok. Şöyle, patent olması için prototip gerekmez. Ama tabii ki prototip şöyle fayda olabilir. Ürünün çalışıp çalışmadığı konusunda, patentin doğru yazıp yazmadığı konusunda fayda olabilir ama böyle bir zorunluluk yok. Yani siz yazdınız, tamamen teorik olarak yazdınız. Bu ürünü böyle çalıştıracağım, şöyle çalıştıracağım, yeni bir ürün buldum. İşte neyse, bütün özellikleri anlattıktan sonra katkılarını, yani yazdıktan faydalarını, neyse avantajını yazdıktan sonra şekilleri de çizerek bunu başvurusu yaptınız. Ama diyelim ki 6 ay sonra tam prototipi yaptığınız zaman yeni bir şey çıktı ya da yeni bir yanlışlık çıktı. Patentinizi yeniden ek yaparak ek patent başvurusu yapabilirsiniz ya da bir patent başvurusu daha yaparak patentinizin üstüne yeni bir patent başvurusu yaparak yeniliklerinizi de koruma altına alabilirsiniz. Yani mutlaka prototip olması gerekmez. Böyle bir zorunluluk yok. Zaten prototip olması zorunlu olsaydı birçok patent çalınmış olurdu. Çünkü prototip aşamasında birçok patent maalesef çalınabiliyor. O yüzden prototip olması zorunlu yoktur. Zorunlu değil. Abdülkadir Bey de patent fikrimizin kayıt ve uğraş süreci, ödemeler vesaire işi maalesef çok zorlaştırıyor. Fikrin olsa bile bu süreçler çok engeller ve sorunlar çıkartabiliyor. En sağlıklı yol nasıl olmalıdır diyor. Yani ödemeler şeyler demek istiyor herhalde. Anlaşmanızın fikrin çalınmasıyla alakalı mı acaba demek istiyor. Tam onu Aslında ama süreçleri şahısların belki kendisinin takip edemeyeceğini aslında öngörüyor demek istiyor. Burada evet, aslında zaten danışman. Buyurun. Evet, biz tavsiye etmiyoruz. Yani sonuçta patent çalışmasını mutlaka bir danışman, bir patent vekiliyle çalışmasını tavsiye ediyoruz zaten. Aksi takdirde normal kendi işleri arasında aradaki gelen yazılara cevap vermeyi unutabilir ve bazen hak kayıpları olabilir. Bu nedenle mutlaka bir patent vekiliyle çalışmasını tavsiye ediyoruz. Zaten patent vekiliyle çalışırken de aradaki yazışmalar, prosedürler tamamen onlar tarafından gerçekleştirilip kendisine bildirilecektir. Yani vekil firma tarafından müvekkiline bildiriliyor bunlar zaten düzenli bir şekilde. Bu nedenle hiçbir sıkıntı çekmeyecektir. Ödemeler falan da zaten kendi arasında, yani sözleşmeyle yapılan bir şeydir. O kendi aralarında karşılaştırırlar vekiliyle zaten. Marka tescil sürecinde red durumunda itiraz süresi nasıl işler? Markamızın benzer olmadığını nasıl kanıtlayabiliriz? Yusuf Bey. Yani tabii ki diyelim ki sizin markanız benzerlikten dolayı reddi oldu. 2 aylık bir süre vardır gelen karara itiraz süresi. 2 ay içinde o karara güzel bir itiraz yapılırsa sizin markanızın neden o markaya benzemediğini işte örneklerle, yargıtay kararlarıyla, işte mahkeme kararlarıyla örnek bir şekilde ispat ederseniz ürün örnekleri hatta gönderebilir. Bazen fotoğraflar gönderebilir, ürün fotoğrafları gönderebilir, etiketler gönderebilir. Bu şekilde sizin markanızın da piyasada çok farklı algılandığını ispat ederseniz bir 100 kurulda belki kazanabilirsiniz. Yani 3 kurulda kazanamazsanız da Türk patente karşı 2 ay içinde tekrardan dava açma hakkına sahipsiniz. En son mahkemede de markanız reddi olursa tamamen başka marka bulmak zorundasınız zaten. Cüneyt Bey, patent incelemelerinde intihal ve benzerlik tespiti tarzı bir çalışma yapılıyor mu? Buna dair bir platform bulunuyor mu diye soruyor. Hayır, şöyle intihal çalışma yapmaz ama şöyle patent incelemesinde mevcut patentler ve piyasadaki işte akademisyenlerin yazdığı bütün ne kadar kitap varsa diyelim, yani sistemde kayıtlı olan diyelim daha doğrusu. Bunlar literatür olarak taranıyor aslında. Onlara eğer denk gelirse, bunların içinde o bilgi varsa o zaman zaten patent reddedilir. Ama diyelim ki bu bilginin bazı bölümleri denk geliyor, bazı bölümleri denkleşmiyor. O zaman zaten patent reddedilmez. Yani %100 hani bir şeydeki gibi, kitabın intihalindeki gibi değildir. Yani bir hocanın, yani bir tezdeki intihal meselesindeki gibi algılanmaz patent araştırması. Biraz daha onlara göre daha aslında dar kapsamlıdır ama biliyorsunuz hocalarımızın yazdığı yani şeylerdeki bu özellikle tezlerde bir paragrafı bile alsanız intihal olarak adlandırılıyor ve çok büyük
etik açıdan suçlu bulunuyor yazan kişi, tezi yazan kişi. Patentte biraz daha farklı işliyor aslında sistem. Ya yani daha detaylı ve teknik bir inceleme yapılıyor aslında zaten. Kudret Bey, faydalı modeldeki patenti de 10 yıl sonunda tekrar uzatabilir miyiz? İkinci süresi... Hayır, faydalı model 10 sene alındıysa sadece 10 sene koruma altına alınır. 10 sene sonra halka mal olur. Ondan sonra herkes üretebilir. Yine patent içinde geçerli. Uzatma yok yani sürelerde arkadaşlar. Evet, İkinci süresi bitmiş, halka mal olmuş patentlere nereden bakabiliriz? Yönlendirebileceğiniz site adresi var mı? Bunlar sunumun sonunda... En sonunda sunumdaki adresleri verdik zaten. Sunumdaki adresleri sunumda paylaşacağız. Sunumdaki bütün web sayfalarından, yani sitelerden baktığımız zaman orada zaten detayını göre, mesela Türk Patent'te de girdiğimizde eğer yani ki 2008'de yapılan bir patentin harçları ödenmediyse orada belli oluyor zaten harçları. O patentin tamamen düştüğünü, yani tamamen halka mal olduğunu görebiliriz. Ama tabii ki orada bu patent halka mal olmuştur şeklinde bir sistem yok. Ama yurt dışında mesela bazı ilaç firmalarına hizmet veren profesyonel firmalar var. Diyor ki mesela, örnek söyleyeyim, bu hafta halka mal olan patentler, bu hafta tamamen yürürlükten kaldırılan patentler diyerek böyle her hafta patent paylaşımı yapan sistemler de var. Böyle web sayfalar da var. Ama patent web sayfalar, patent sitelerinden de bunu aslında görebilirsiniz. Biraz daha ayrıntılı inceleyip görebilirsiniz. Talha Bey sormuş. Şu an çalışan fakat patenti alınmamış bir markanın patentini alabilir miyiz? Yani ürününün herhalde demek istiyor veya markanın. Şimdi şöyle, olay markaysa, Talha Bey benzetti markaysa, markada sıkıntı yok. Tescil ettirebilir. Marka mesela 10 sene kullandınız, markayı tescil ettirmediniz. Onu birinci sene de tescil ettirebilirsiniz eğer başkası bunu tescil ettirmediyse. Ama bahsettiği patentse, yani bir buluşsa, bir sene içerisinde piyasa sunduğu tarihten itibaren bir yıl içinde tescil edilmeyen bir patenti, diyelim ki örnek söyleyeyim 1 Ocak 2020'de piyasaya sundunuz. 20 Ocak 2021'de bunu başvurdunuz diyelim. Türk Patent Araştırması'nda da sizin gazeteye verdiğiniz bir reklam çıktı. Örnek söylüyorum mesela diyelim. Böyle bir reklam piyasaya karşısına çıkarsa uzmanların, o zaman patentiniz reddoldu. Çünkü neden? 12 ay içerisinde mutlaka bunun başvurusu yapmanız gerekiyordu. Yapmadığınız için yani halka almamıştır. Yenilik özelliği kaybolmuştur demektir. Patentlerde, fayda modellerde ve tasarımlarda yenilik özelliği mutlaka gerekir. Bunun için mallar piyasaya verilmeden önce tescil edilmesi lazım. Piyasaya verildikten itibaren ise en fazla 12 ay içerisinde bunun başvurusu yapması gerekiyor. Markada böyle bir olay yok. Sadece yeter ki başkası bu markayı daha önce tescil ettirmiş olmasın. Fatma Hanım, giyim ile ilgili farklı bir tasarım hangi patent türüne girer demiş. Giyimle alakalı değil mi? Giyimle alakalı, evet. Tekstil. Giyimle alakalı patent olmaz, tasarım olabilir. Tabii ki tasarım tescili, yani dış görünüş tescili diyoruz buna. Dizayn tescili, tasarım tescili olarak bunu koruyabilirsiniz. 5 sene korunuyor. 5 senede bir yenilenme şartıyla toplamda 25 sene koruyabilirsiniz. Bunu anlatmadık tasarımları korumuz dışında olduğu için, ama giyimler için, özellikle giysi tasarımları için de, mutlaka da kumaş tasarımları için de koruma sağlanabiliyor. Bu da tasarım olarak, tasarım tescilde koruma sağlanabiliyor. 5 yıllık toplam süresi. Buse Hanım, bir ürün için patent aldık ve markalaştırdık. Fakat yanlış bir pazarlama stratejisi sonucunda markamız zedelendi ve yeni bir marka yaratıp aynı ürünü ikinci kez pazara sunmak istiyoruz. Bu durumda yeni bir patent başvurusu yapmak durumunda mıyız? Yoksa var olan patentin içeriğini, markayı değiştirmek mümkün müdür? Şöyle, patentle marka karışmasın. Zaten patentiniz varsa bunu siz istediğiniz mi? İsterseniz 10 tane markayla, ayrı ayrı markayla, ayrı ayrı marka tescil ettirerek 10 tane ayrı ürünü piyasaya verebilirsiniz. Şöyle düşünelim mesela, neydi? Arçelik telve makinesi var mesela, kahve makinesi. Arçelik telve aslında Beko'nun da, tam hatırlamıyorum markasını mesela, aynı patente sahip. Beko da aynı ürünü üretiyor aslında şu anda. Ama Beko'nun kahve makinesi markasını hatırlamadım şu anda. Yani aynı patentten birkaç tane marka çıkabilir. Ama bahsedilen marka ise, tabii ki markayı tescil etmeniz gerekiyor mutlaka. Her yeni başvurduğunuz, yani her yeni piyasa sürdüğünüz ürün için mutlaka markanızı tescil etmeniz gerekir. İsim yok ama hocam bazen bir şey geliyor aklımıza, fakat öyle bir ilginç oluştu ki yapmıyoruz, açmamız gerektiğini düşünüyorum ama nasıl, yani fikrimiz ve inovasyonla ilgili farklı fikirler geldiği zaman ne yapmamız gerekiyor diyor da arkadaş, tabii ki bu patente değer bir şeyse, yani tabii ki bununla ilgili gerekli başvuruların yapılması gerekiyor, doğru değil mi hocam? Yani şöyle başvuru, ama diyelim ki başvuru yapmak istemiyorsunuz, bir fikriniz var. Hiçbir şekilde bir yerde yayınlamadınız diyelim mesela, tamam mı? Hiçbir yerde yayınlamadınız. O zaman şöyle bir şey önerebilirim. Yani bu nedir? Bir fikir defteri gibi bir şey aslında yani. Bunları tabii ki biriktireceksiniz. Sonra eleyeceksiniz. 100 tane fikir var güzel bir şekilde. Bunlardan belki 5 tanesi tescile layıktır. 5 tanesini tescil edeceksiniz. Diyelim ki siz bunu başkaları tarafından çalmasını istemiyorsunuz ve bunu ispatlamak istiyorsunuz. Diyelim ki bilgisayarınız bozulabilir. Bilgisayar tamamen silinebilir.
O zaman e-imzanın kullandığı gibi sistemler var. Mesela tasdix.com gibi böyle siteler var mesela. Bunlardan kontrol alıyorsunuz. E-güven ya da birkaç böyle zaman damgası dediğimiz sistemler var. Sizin yaptığınız diyelim ki Word sayfasıyla 10 sayfayı bir yazı yazdınız. Bir kitap da olabilir bu aslında. Bir resim de olabilir. Fark etmez. Bunu tasdikliyorsunuz ve bilgisayarınızda sizin bilgisayarınız korumuş olsa bile kendi şifrenize girip o yaptığınız uygulamaya, yaptığınız yazıya neyse diyelim fikire ulaşıp daha sonra bunu ispatlayabiliyorsunuz. Bu tamamen sadece ispat için gerekli bir şeydi. Bu ortamı 1 lira 2 lira geliyor tanesi. Çok pahalı bir şeydi. Bu sadece ispat için. Yani tescil anlamına gelmiyor. Sadece sizi bunu bilgisayarınızda zamanda kaydettiğinizi zaman damgası olarak ispatlamış oluyor. Bunu bilgisayarınızda yapabilir ama dediğim gibi bilgisayarına bozulma ihtimali var. Tamamen işte çalınma ihtimali var. Ama bunu tamamen sabit olarak ispatlamak istiyorsanız böyle bir bu tarz fikirlerde kullanabilirsiniz. Bu tarz projeler de var. Ülkemizde de geçerli. Zaman damgası diye girdiğimizde Google'a birçok firma görebilirsiniz. Bu tamamen mesela şarkı sözü yazıyorlar. Diyelim ki şarkı sözünü öyle tescil ettiriyorlar. Eskiden notere giderlerdi. Noter şu anda pahalı olduğu için insanlar bunu çok fazla düşünmüyor. Tamamen mail de atabilirsiniz ama kendi kendinize ya da başka bir arkadaşa ispatlamak için ama mail yaptığınız zaman piyasaya vermiş gibi oluyorsunuz aslında. Zaman damgasını kullanarak fikirleri biriktirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve patent almaya uygun... Daha kısa patent almanız lazım ama diyelim ki 50 tane fikriniz var oturup belki 2-3 kişi oturup bir beyin jimnastiği yaparak bunu değerlendireceksiniz diyelim. Örnek istiyorum. O zaman en böyle ürüne dönüşebilir sistem ya da ürün neyse, fikir neyse ona patent almakta fayda var. Geç kalmamak için. Ve en son karar verdiğiniz o fikrinizle alakalı da ön araştırma yapılması gerekiyor. Bunu da yine ana sponsorumuz Adres Patent sizlere yapabilir. Yani öğrencilere özel indirimler de yapıyorlar kendileri. Bu anlamda sizlere yardımcı olurlar. Öyle değil mi Derya Hanım? Evet Halil Bey. Mihan Hanım da tasarladığımız bir application programı demiş. Örneğin getir.com gibi. Bunun telifini nasıl alabilirim diyor. Şöyle, bunun hem aslında telifi de alırsınız ama tamamen yeni bir şeyse aslında, yani yeni bir sistemse buna şey de alabilirsiniz, patent de alabilirsiniz. Yani iş modeli tamamen yeniyse. Yani iş modeli tamamen yeniyse. Aksak'ta sadece genel tasarımını, genel içindeki iş modelini Kültür ve Turizm Bakanlığı, yani Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nde telif hakkı olarak koruma altına alabiliyorsunuz. Böyle bir hakkınız var. Dediğim gibi markasını zaten ayrıca tescil etmek lazım. Yani getir yerine mesela yaptığı işte getir markasını tescillemeniz lazım. Onun gibi. Aynı zamanda sistemi de iş modeli tamamen yeniyse tescil edebilirsiniz. Ama iş modeli yeni değilse zaten piyasada benzerleri varsa o zaman onun tescilliğine zaten gerek yok. Sadece markasını tescil etmeniz, sloganını ve kullandığınız logoyu tescil etmeniz zaten yeterlidir. Ezgi Hanım sormuş. Genel anlamda aslında patent, marka, tasarım bunların kavramların çok iyi anlaşılmadığını da görmüş oluyoruz sorulardan. Bunlar normal arkadaşlar. Buraya zaten eğitim öğrenmek için geldik. Yani burada markamızı, logomuzu tescil ettirebiliriz ama burada bir patent söz konusu olabilir mi? Ya da logomuzun tasarımını patentini alabilir miyiz demiş. Yani şöyle logonuzun patentinin tasarıma logonuzu tescil ettirebilirsiniz. Marka olarak tescil ettirebilirsiniz. Yani tasarım tescilini yapabilir, evet. Marka tescilini yapabilir. Evet, patent olmaz. Yani patentle karıştırma. Patent sadece buluşlara verilmiş oluyor. Tasarım sadece dış görünüşlere verilmiş oluyor. Marka ise zaten isimli ya da marka, logo olabilir ya da slogan olabilir markalar zaten. Onları karıştırmamak gerekiyor. Yani patent ve faydalı modeli buluş olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet, diğerleri marka, tasarım bunların tescil hakları oluyor. Yani fikri mülkiyet haklarını elde etmeniz için tescil ettirmeniz gerekiyor. Öyle ayırmış olalım. Patent vekili sınavı için. Hocam patent vekili sınavı için istemlerle alakalı, ikinci sınavla alakalı öğrenebileceğiniz bir yayın ve kitap, makale vesaire var mı? Bu biraz spesifik olmuş. Var, evet. Piyasada patent ve marka vekilleriyle alakalı sınava hazırlık kitapları var. Mesela PEM'de bizim derneğimiz PEM, Ankara'da derneğinde bir kitap, yayınladığı kitap var. Yani kitapçılarda bulunuyor aslında. Zannedersem önümüzdeki sene olacak galiba. Bu sene sınav yok zannedersem. Önümüzdeki sene. Yani ortamda 2 yılda bir yapıyor zaten sınavlar. Yine Mihan Hanım, fikrimiz proje aşamasındayken telif alabilir miyim demiş. Tabii ki proje aşamasında telif alınabilir. Sonuçta prototip de yapılması gerekmiyor. Telifte tamamen bir bunu şematize etmek gerekiyor. Yazmak gerekiyor. Bir PowerPoint olabilir, PDF olur, Word olur fark etmez. Herhangi bir ortada onu yazıya dökerek de telif hakkı başvurusu yapabiliyorsunuz. Bir başka katılımcımız, bizim domainini aldığımız bir markanın marka haklarını başkası alabilir mi? Yani olabilir tabii ki. Sonuçta domaini siz aldınız diyelim mesela. Türk Patent domainleri araştırmaz. Yani sizin a.com dediğimiz örnek şu. Bunu domainini aldınız. Başka birisi A markasını gidip tescil ettirebilir. O nedenle
Yani faaliyet göstermek istediğiniz sektörde, mesela diyelim ki marketçilik yapmak istiyorsunuz, örnek söyleyeyim, ya da bir gıda işindesiniz. O sektörde gidip mutlaka marka başvurusunda yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde bir koruma sağlamıyor. Domeni sadece internette koruma sağlamış oluyor. Markalar koruma sağlamaz. Yani markanızın, hatta logonuzun da tescilini almanız gerekiyor. Evet. Lisans ve zorunlu lisans verme arasındaki en önemli fark nedir diye sormuş Fatih Bey. Böyle. Mesela lisans da şudur. Diyelim ki ben tuttum bir patentim var. Herhangi bir kişiye lisans verebilirim bunu. Anlaşılıyor. Serbestçe. Yüzdelik fark etmez. Zorunlu lisans da şu. Benim bir patentim var. Bunu kullanmıyorum. Hiçbir şekilde de lisans vermemişim kimseye. Öyle duruyor. Diyelim ki aşıyı düşünelim. Şu anki COVID süreci düşünelim mesela. Çok önemli bir şey var. Hatta ilk zamanlar entübe bu solunum cihazları vardı mesela. Diyelim ki solunum cihazı ürettim. Ben patentini aldım. Ama hiç kimseye vermiyorum. Patent öyle duruyor. Kimse de kullanmıyor bunu. Ama Sağlık Bakanlığı da buna ihtiyacı var diyelim. Sağlık Bakanlığı da bunu ve hatta bir üretici diyelim mesela. Üretici sağlık Türk patente başvurur. Ben bunu zorunlu lisans olarak almak istiyorum der. Ama tabii ki sonuçta ücreti vermek zorunda. Aradaki tek fark bu. Yani devlet zorunlu olarak bunu lisansını kullandırmış oluyor. Tamamen ücretsiz değil. Bunu ama anlaşırsanız, yine anlaşıyorsunuz lisans bedelinde. Anlaşamazsanız tabii ki buna mahkeme karar veriyor lisans bedeli konusunda. Aradaki fark tek bu yani. Başka fark yok. Furkan Bey, katma değeri yüksek bir ürüne sahip olduğumuzu düşünelim. Bu ürünü korumak amaçlı tüm dünyada geçerli bir patent yok mu? Yani sadece bir patent alalım, tüm dünyada geçerli olsun diye. Yok, demek. Öyle bir sistem yok. İşte Avrupa patenti ya da PCT gibi sistemlerden yararlanarak ancak toplu patent yapılabilir. Yine onlar da yani bir ürünü zaten, yani şöyle, hiçbir firma zaten bir patente dünya çapında patent başvurusu yapmıyor zaten hiçbir ürünü. Çünkü neden? Bazı ülkelerde bu ürün satılmıyor, bazı ülkede üretilmiyor zaten. Bu ne demektir? Üretebilecek olan ülkede artı pazar payı olacak ülkelerde tescil etmek gerekiyor bunu zaten. Bu nedenle yani yapılacak olan, ben bir patent yaptım, bütün dünyada tescil ettireceğim şeklinde bir sistem, böyle bir şey yok yani. Sistem de yok, böyle bir gerçek de yok. Hiç kimse, yani düşün, Apple bile bütün dünyada patentlerini tescil ettirme ama markasını tescil ettiriyor tabii ki. Yazılım için bir patent alımı gibi imkanlar oluşturulabilir mi demiş. Yani acaba yazılım üzerinden mi? Yazılıma doğrudan patent alınmıyor. Biraz önce bahsettim. Yazılımların kendisi, kodlamaları telif hakkıyla korumaktan, ama yazılımın iş modeliyle birlikte donanımla, aplikasyonlarla, işte örnek söylüyorum, akıllı telefonlar, akıllı cihazlarla birlikte, tabletlerle birleştirerek, ben bunu bu şekilde kullanıyorum, yeni bir iş modeli yapmış şekilde birleştirerek bir patent alabilirsin, ama bu yazılım patent anlamına gelmiş olmuyor aslında. Tek başına yazılımlar patente korunmuyor. Birleştirerek, donanımla birleştirerek patent alabiliyorsun ancak yazılımları. Evet. Kendi tasarımımız ve araştırmalarımızla oluşturduğumuz bir ürünü üretmeden ya da prototip yapmadan patent alabiliyor muyuz? Bunları zaten... Bunu söylemiştik, evet, alabiliyorsunuz. Evet. Marka tescil edilmiş bir işletme ismi başkası tarafından bir domain adresi olarak kullanılabilir mi? Yani marka tescil edilmiş... Yani markanızı tescil ettiniz, siz kullanıyorsunuz. Başkası, ama gittiniz domain, com.net.org neyse bunları almadınız diyelim mesela. Sizin sektörde gitti... com'u aldı ve kullanıyor. Web sayfası açtı. Ama o zaman ne olacak? Marka sahibi gidip dava açıp bu kullanımı durdurabilir. Böyle bir hakkı sahip. Yani tescil ettirebilir, ama siz bu tescili iptal ettirebilirsiniz mahkemede. Ama com ise com'u iptal ettiremezsiniz. Com ancak WIPO nezdinde tahkim mahkemesine gidiyorsunuz. Orada iptal ettirebiliyorsunuz. Ama com.tr'yi Türk mahkemelerinde iptal ettirebiliyorsunuz. Abdülhay Bey, e-ticaret web siteleri için marka tescili ile patent ikisinin de yapılması şart mı? Bir domain, buna da aslında cevap verdik. Söyledik ama yine tekrarlıyorum. Yani sonuçta e-ticaretin kendisi tamamen e-ticaret olarak sadece marka tescili yapmanız yeterli. Tamamen yeni bir yöntemle, yeni bir sistemle, dünyada olmayan bir sistemle yaptıysanız, ama farklı bir yöntemle e-ticaret sistemi kurduysanız, o zaman o sisteme patent ve telif almanızda fayda var. Ama tamamen bildiğimiz, hani sıradan şu anda herkesin yaptığı gibi e-ticaret sitesi ise sadece isim tescili almanızda ve slogan, artık logonuzu almanızda fayda var. Yeterli zaten bunlar. Celal Bey bir soru sormuş. Şehir adlarından yola çıkılarak herhangi bir patent başvurusu yapılabilir mi? Örneğin Adıyaman pazarı, Bursa pazarı, Malatya pazarı var diye biliyorum ben. Tabii ki. Şöyle, ürün isminde eğer ürünle alakalı sektörde önemli bir yere sahip değilse, mesela diyelim Kars. Kars pazarı dediniz, ama Kars pazarı sisteminde, yani markasında gidip Kars kaşarı satacaksınız. Bu olmaz. Yani bu şekilde değil. Ama diyelim ki tuttunuz, Kars pazarı yaptınız, kuru yemiş satıyorsunuz diyelim. Bunda sıkıntı olmaz. Bu markaları veriyor. Yeter ki o şehrin ünlü olduğu sektörle alakalı, ürünle alakalı olmasın. Öbür türlü, örneğin Malatya pazarı dediğiniz gibi, işte ne bileyim Hatay pazarı, böyle çok isimler var. Adıyaman pazarı da zannedersem almıştı zaten. Ya spesifik bir ürün satmıyor. Onun altında, o çatının altında aslında birçok ürün satıyor yani. O şekilde olduğu zaman. İlgili şehrin
ilgili şehrin önemli olduğu yani, bir şey olmaması. Mesela biraz önce bahsetmiştim, Gemlik zeytin alamazsınız ama örnek söyleyeyim, Gemlik kurabiyesi diye marka alabilirsiniz eğer kurabiye orada meşhur değilse mesela. Coğrafi işaretli olmayacak yani sattığı ürün o zaman. Evet. Enes Bey yine site daha kullanıma açılmadı. Halihazırda proje konumunda. Bu esnada patent başvurusu yapılabilir mi? Kurulmadan yani site... Yapılabilir tabii ki. Başlatayım. Yani oradan kasıt eğer markaysa marka başvurusunu zaten yapmamız lazım. Çünkü piyasaya sunduğunuz zaman hemen başkası işinizi çalabilir, kullanabilir ya da tescilleyebilir. İstediği ama orada bir ürün yani teknik bir ürün satılacaksa onu da tabii ki mutlaka yapması lazım. Aksi takdirde ürün piyasa çıkar çıkmaz başkaları gidip erkenden başvuru yapabilir. Piyasa vermeden önce tescil etmekte fayda var. Arkadaşlar bazı benzer sorular var. Onları izninizle atlıyorum. Çünkü çok daha sorulması gereken sorular da var. Fatih Bey, istem yazma tekniklerinden kısaca bahseder misiniz demiş. Yani bu başka bir eğitimin söz konusu ama yine buyurun. Başka bir eğitimin söz konusu şöyle. Kısaca istem şudur. Tarihnamede anlattığınız sistemi sadece korumak istediğiniz bölümleri yazıyorsunuz. Yani diyelim ki tarihnamede eski sistemlerden de bahsediyorsunuz. Tekniği bilinen durumunda. Ama istemlerde tekniği bilinen durumundan bahsedilmemesi gerekiyor. Sadece korumak istediğiniz bölümleri yazmanız gerekiyor. Tarihname atıp yapılabilir tabii ki burada ama dediğim gibi yani çok daha ayrıntıya girmek istemiyorum burada. Uzun bir eğitim çünkü bu konu. Evet. Duygu Hanım, diğer ülkelerde de patent süresi yani süreci demek istemiş herhalde. 2-3 yıl sürüyor mu? Tabii sürüyor. Mesela bazen bize Avrupa toplumundan patentler geliyor mesela Avrupa ülkelerinden. Hatta 5-6 yıl süren patentler bile var öyle söyleyeyim. Yani önemli olan burada süreç değil. Başvuru yapması. Başvuru yaptıktan sonra zaten koruma başlamış oluyor. Süreç bütün ülkelerde maalesef uzun sürüyor. Çünkü araştırma ve inceleme safhaları çok uzun patentlere. Bu nedenle uzun sürüyor. Buse Hanım, bir ürün için patent aldık ve markalaştırdık. Bunu sormuştuk diye hatırlıyorum. Evet, geçiyorum. Marka teçhizatları da yaptık. Patent almak için yaklaşık ne kadar bir bütçe ayırmak gerekiyor? Liva Hanım sormuş. Anlamadım, bütçe mi? Yani patent almak için yaklaşık ne kadar takriben bir bütçe ayırmamız gerekiyor? Patenti tabii ki yani çok basit bir üründür. Kolay yazılabilir. 5-6 bin liradan başlar ama çok zor bir makinadır. Örnek söyleyeyim, çok çetrefilli bir makinadır. Günlerce, aylarca sürecektir bazen yazımı. O zaman daha çok paralar harcanır. Yani ama şu anda ortalama bir patent 5-6 bin liradan aşağı değil. Ortalamasını söyledim. En düşük patentten bahsediyorum şu anda. Betül Hanım demiş, aklımda birkaç girişimci projeleri var. Bunları piyasaya patent aldıktan sonra markalaştırmak mı daha iyi? Yoksa herhangi bir kuruma ürünleri satmak mı? Yani lisans hakkını herhalde satmak mı daha iyi? Onu soruyor. Yani benim tavsiyem, eğer bütçesi varsa önce tamamen kendi adına tescil ettirip ondan sonra piyasaya müşteri aramaya başlamasında fayda var. Aksi takdirde bir toplantıda oturup konuşurken bile insanlar bazen insanların fikirlerini çalıyorlar. Kendi üstüne tescil ettirebiliyorlar. Sonra onu ispatlayamayabiliyorsunuz. Yani eğer yazılı bir şey sunmadıysanız diyelim yazılı ortamda ve sadece konuşma olarak geçtiyse bazen böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Benim fikrimi çaldı falan şeklinde. Kendi adınıza tescil ettirip ondan sonra pazarlamalara başlamakta fayda var. Feyza Hanım yine sormuş. Marka tescil ettirebilmek için yaklaşık ne kadar bütçe ayırmamız gerekiyor diyor. Yani şu anda ortalama tabii fiyatlara baktığımızda sadece bir sektör için, mesela gıda için bir ürün üreteceksiniz diyelim ortalama. Şu anda yaklaşık bütün tescil harçlarını, bütün vekillikleri falan çıkarttığınızda 2000 ile 3000 TL arasında bir ücret çıkmakta. Sadece bir üründen bahsediyorum. Yani bir sınıftan bahsediyorum. Ama diyelim ki siz bir marka buldunuz, çok güzel bir marka. Bütün sektörleri kapatayım dediğiniz zaman o zaman yaklaşık 20-25 bin TL kadar çıkan bir sistem. Yani 45 sınıf tamamında ama bu ne demektir? Sizden başka hiç kimse bu markayı kullanamayacak. Eğer kullanmak istese bile sizden lisans almak zorunda kalacak demektir. Bazen böyle markalar da çıkabiliyor. Bahadır Bey, aynı markayı farklı iki firma olarak kullanabilir miyiz? Demiş. Evet, ondan bahsediyorum. Mesela diyelim ki aynı marka dediği şu. Aynı sektörde iki firma kullanamazsınız. Kullanmanız için birbirinize lisans vermeniz gerekiyor. Aynı sektör için söylüyorum. Diyelim ki Star markasını aldınız. İki tane firma ayrı ayrı kullanacak. İki firma da birbirinde birisi aldıysa diğerine lisans vermesi, yani markayı kiralaması gerekiyor. Ama küçük bir harf değişikliği ya da küçük bir logo değişikliğiyle kullanabilirler. O zaman birbirlerine muvafakatname vermesi gerekiyor yine sisteme göre. Ama şu da olabilir, 45 tane sektörde ayrı ayrı 45 tane marka da bulunabilir. Öyle düşün mesela. Sektörler farklı olduğu için ayrı slogan, ayrı logo kullanmak şartıyla 45 firma ayrıca bu markayı kullanabilir. Yani örneğin işte şöyle düşünün. Koç markası düşün mesela. Koç markası belki şu anda yüzlerce firma tarafından kullanıyordur. Yani sadece bir firma değildir şu anda. Ya da ne diyeyim işte
bir işte star dedim biraz. Yani star böyle çok genel bir kelime olduğu için yüzlerce marka vardır ama sektörleri farklıdır. Yani ürün olarak tabii ki altında bulunabilir Ford'un markaları ama burada neyi kastediyor tam olarak ben anlamadım yani. Markayı iki firma da kendisine aitse yani bunun için herhangi bir işlem yapması gerekiyor mu? İki firma da kendisi. Tabii gerekir. Şöyle yani birbirine lisans vermesi gerekiyor. Aksi takdirde bir firma adına tescilli ve diğer firma adına hiçbir şekilde tescilli değilse o zaman bir diğer firma bu markayı kullanmıyor anlamına. Resmiyet kazanmayacak o anlamına geliyor yani. O yüzden lisans sözleşmesi yapmasında fayda var. Herhangi bir ödeme yani resmiyette ödeme... Ödemesi şart değil. Ödeme şart değil. Kendi aralarında anlaşacaklar. Anlaşacaklar. Üniversitemize, Mehmet Bey sormuş bunu da, üniversitemize patent başvurusu yapan bir hocamıza buluş sahibine patent henüz tescil edilmemiş olsa bile lisanslama yapabilir mi? Evet, tabii. Lisans yapılması için mutlaka tescil gerekmez. Ama şu açık kapıyı bırakmak gerekiyor tabii sözleşmede. Sonuçta olur ya, mesela diyelim ki patent reddoldu, tamamen reddolduysa, yani üretici, yani lisans alan kişiyi de korumak gerekiyor burada. Ama şu da önemli, diyelim ki reddolsa bile, diyelim ki patent reddoldu ama lisans sözleşmesi yaptınız ve ortada bir para dönüyor mesela, bir ödeme yapılıyor. Sonuçta sizin bir know-how'unuzu almış oldu firma. Yani bu arayı iyi bulmak lazım. Yani yapılan lisans sözleşmesi patent redde olsa bile devam edecektir ama şu şartlarda devam edecektir. Belki ücrette belki düşük yapılabilir orada. O sistemi kurmak gerekiyor. Yoksa kanunen buna bir engel yoktur. Yapılabilir. Patent tescili bitene kadar şu ücretten, bittikten sonra şu ücretten diye bir anlaşma. Evet, gibi mesela. Evet, yapılabilir. O sıkıntı yok. Şeyma Nur Hanım, birden fazla kişi ortak olarak anlaşarak bir ürünün patentini alabilir miyiz? Aynı haklara sahip olurlar mı? Evet. Anlaşmazlık durumunda patentin devrinde nasıl bir yol izlenmelidir? Miras gibi. Evet, ortak patent, ortak marka. Evet, güzel bir soru, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Ortak marka, ortak patent, ortak tasarım tescili ya da ortak payda model tescili yapılabilir. Hani 10 tane diyelim ki 10 kişi var, bir ARGE çalışması yapıyorlar mesela diyelim. 10 kişinin adına da ama burada ne olabilir? Kendi aralarında bir sözleşme yapmaları gerekiyor, bir protokol imzalamaları gerekiyor. Yani kim, ne kadar? Yani diyelim ki 10 kişi ise hepsi eşit mi? Hiçbir sözleşme yapılmadıysa hepsi eşit durumdadır. 10 kişinin tamamı eşittir. Hmm. Bu şekilde bir sözleşme yapmadan bir başvuru yapıldıysa kendi aralarında o zaman tamamen eşit oluyorlar. Bu şekilde birisi ama diğerine satabilir sonradan. Birisi ama şu anlama gelmiyor. 10 kişi ayrı ayrı lisans verir anlamına gelmiyor. Ortak bir sözleşme yaparak ortak lisans verilir anlamına geliyor. O yüzden bazen birden fazla kişi adına yapılan patent başvurularında bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama bir engel yok. Nefise Hanım bizim çalışmamızı sormuş aslında. Patent vekilliği ve patent alma ücretleri hakkında ortalama bir ücret bilgisi öğrenemez miyiz diyor. Bununla ilgili çalışma yürütüyoruz. Evet, şöyle Türkiye çapında aslında biz bütün patent vekillerinin, bütün marka vekillerini bir araya toplayıp bir asgari ücret, yani tavsiye niteliğinde bir asgari ücret tarifesi yapmaya çalışıyoruz aslında. Çünkü firmalar yani firmanın belli bir bu sisteme göre ücretler değişebilir. Marka tescilinde tabii ki ücretler mesela 5000 TL demiş, öyle bir soru var. Bu değil. Tamamen sınıf sistemi arttıkça, sınıf sayısı arttıkça markada ücret değişir. Patentte de patentin yazılma zorluğu arttıkça, uğraşma günü arttıkça dediğin tabiri ise patentin ücreti de artacaktır. Ortalama bir ücret biraz önce söylemiştim. Yani 5-6 bin lira civarında en düşük patentler. Markalarda 2-3 bin civarında en düşükten bahsediyorum. En düşük sınıflı marka alınabilir. Duygu Hanım, fikrimiz ürüne dönüştükten sonra mı patent başvurusu yapmak zorundayız? Yoksa fikir aşamasında da patent başvurusu yapılabilir mi? Fikir aşaması yapabiliriz demiştik. Bunu biraz önce cevaplamıştık. Yani ille de prototip ya da ürün şart değil. Önemli olan bunun yazıya dökülmüş olması, güzel bir şekilde anlatılabilmesi ve çizimleriyle birlikte ispatlanabilir olması. Evet, bu ürün bu şekilde çalışabilir şekilde. Ama ille de bir prototip yapması şart değil. Böyle bir zorunluluk yok. Devamında şey demiş. Çünkü patent böyle bir şey istemiyor, öyle söyleyelim. Ürünü geliştirmek için farklı sektörlerden destek alarak ürüne çevirmek mümkün mü? Yani bir ürünün içinde herhalde kullanılacak o patent. Mümkün mü diyor? Olabilir tabii ki. Mesela şöyle düşünün. Teflon tavayı düşünün. Teflon maddesi var mesela. Yani hem tavada kullanılıyor hem de belki yüzlerce üründe kullanılıyor şu an teflon maddesi. Öyle düşünün mesela. Ve teflon ürünü üreten, ham maddesini işte üreten o firma şu anda birçok firmaya halen lisansla kullandırıyor. Patent sözü geçmiş olmasına rağmen, çünkü yeni yeni patentler aldığı için. Ondan başkası bir de teknoloji satmadığı için insanlara, her kendisi üreterek başkasına, bütün insanlara kullandırtıyor patentini aslında. Güzel bir şey yani. Rabia Hanım fikri mülkiyet hakla alakalı bir soru sormuş aslında. Diyelim ki bir kitap yazdık ve telif hakkını alacağız. Aynı isimde başka bir kitap daha önce yazılmış. Yine de telif hakkını alırken kitabımızda aynı ismi kullanabilir miyiz diyor. Kullanmamanızı tavsiye ederim. Ben biraz değiştirerek de kullanmak lazım o ismi. Çünkü sonuçta başkası bu kitabı aldıysa, kullandıysa
Yani diyelim ki birisi tarihle alakalı kitap yazdı. Siz de ekonomiyle alakalı aynı ismi kullandınız. İsim karışıklığı olur. Satarken bile isim karışıklığı olur. Bu nedenle aynı ismi almanız ve tavsiye etmem. Hatta ileride davaya bile konu olabilir. Ünvan markası Mutlu Bey sormuş. Ünvan markası alınabilir mi? Örneğin Arge yazarı. Yani kendi... Yani şöyle, ünvan markası Arge yazarı diye bir şey olmaz. Yani bu genel bir kelimedir. Markalaştıramazsınız. Ama öyle bir şey buldunuz ki siz tamamen hiç dünyada kullanılmayan bir ünvan buldunuz. Ama kendiniz icat ettiniz tabiri caizse. Yani icat değil ama bu. Kendiniz bu fikri buldunuz diyelim. O zaman tabii ki o ünvanı tescil ettirebilirsiniz. Mesela diyelim ki patent mühendisi diyelim. Örnek söylüyorum. Patent mühendisi diye bir şey buldun. Aslında böyle bir şey değil. Var zaten. Patent mühendisi kelimesini ilk defa ben kullandıysam bunu ben tescil ettirebilirim marka olarak. Bunda sıkıntı olmaz. Ama zaten dünyada kullanılan bir şeyse ünvan marka olarak tescil edilemez. Yani çok yeni olarak belki inovasyon uzmanı mesela en yeni olarak onu kullanabiliriz. Ama onu da ilk kullanan olması lazım. Yani değil mi? Başka kullanan yani, olmaması lazım. Mesela çok... inovasyon gurusunu ben marka olarak tescil ettirdim mesela. Örnek söylüyorum. Onun gibi. Bir şeyse bir ünvansa o. İnovasyon gurusu markası bende mesela. Tescilli. Onun gibi diyebiliriz. Evet. Ezgi Hanım sormuş. Sorular devam ediyor ama vakti de bakıyorum. Şu an programın normal vaktini geçtik ama Ali Bey vaktiniz var mı? Devam edelim. 10 dakika daha şey yapalım. 10 tamam. Dakika daha süre verelim. 40 geçeye kadar arkadaşlar devam ediyoruz. Sonrası için özür diliyorum. Derya Hanım sunulacak çünkü. Yine sorularınız da olabilir. Cevapladınız mı bilmiyorum, kaçırmış olabilirim. Fakat firmalar logolarının patentini alabilir mi? Yani tabii tescillerini alabiliyorlar. Patentlerden gelir elde edebileceğini söylemiştiniz. Böyle bir durumda nasıl gelir elde edebiliriz? Yani lisans ücretinden sanırım. Buyurun Ali Bey. Soruyu bir daha alabilir miyim? Ben de takip etmeye çalışıyorum da. Patentlerden gelir elde edebileceğinizi söylemiştiniz. Böyle evet, bir durumu tamam. Nasıl elde edebiliriz diyor. Patentlerden gelir. Ya şöyle diyelim, sizin bulduğunuz medikal bir patent var. Örnek söylüyorum diyelim mesela. Bunun yolunu söyleyelim. Medikal bir cihaz ürettiniz ve çok tutacağına inanıyorsunuz. Hastanede de denendi diyelim. Ya da hasta üzerinde neyse denendi. Türkiye'deki tabii ki medikal cihaz üretici firmalardan başlamak üzere bunlarla gidip konuşup masaya oturmak lazım. Ürünü pazarlamak lazım aslında. Patenti pazarlamak lazım. Aksi takdir kendiliğinden durduk yere kimse getirsin patentinizi bulmaya çalışmaz. Yani ya mutlaka mail ortamında bir ortamda onlara ulaşıp sunum haline getirip işte ne işe yaradığını, ne tür avantajlar olduğunu patentinizin sunmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani durduk yere kimse getirip patentinizi bulmaz. Bu çok nadirdir benzer patenti bulup da üretip de ona dava açmak. Ama en güzeli yaptığımız cihazı ya da patentini eski gidip ilgili firmalara, ilgili sektördeki firmalara pazarlama çalışıp onlara lisans vermeye çalışmak. En doğrusu o. Yusuf Bey'in sorusunu geçiyorum. Aynı soru. Nuh Bey'in sorusu. Yemek ürünlerinde de patent alınabilir mi? Yoksa yalnızca ürüne... Tabii alınabilir. Alınabilir. Yani tamamen yeni bir yemek ürettiniz diyelim mesela. Yeni bir tatlı çeşidi ürettiniz. Hiçbir şekilde kimse de yok böyle bir tatlı çeşidi. Bazı ürünleri karıştırdınız. Hatta mesela İstanbul'da Gelişim Üniversitesi'nin mesela aldığı patentler birçok yemek ürünüyle alakalı. Mesela içecek sektörü, dondurmalar falan böyle. Hepsi de almışlar yani. İnceleyebilirsiniz. Burada şöyle bir şey diyebilir miyiz Ali Bey? Patentini alıyor. Bir de bir isim marka teslim. Marka ayrı. Markada tabii ki o ayrı. Zaten her tür ürüne marka bulabilirsiniz. Onda sıkıntı yok ama patentten yani bir buluş olarak yemek de bir buluş mudur? Tabii ki tamamen sizin yeni bir kattığınız maddelerden yapılan yeni bir yemek türüyse, yeni bir içecek türüyse, yeni bir örneğin yeni bir dondurma türüyse tabii ki tescil alabilirsiniz. Yani mesela Uludağ gazozlarının da birçok tescilli ürünü var mesela bildiğim. İşte Gelişim Üniversitesi böyle özellikle çok ürünlere tescil almış mesela benim bildiğim. Yine Kayseri Üniversitesi'nde mesela tereyağıyla alakalı bir ürün vardı. Tam diyet tereyağı diye tam hatırlamıyorum şeyini. Öyle bir karıştırdı. Bir farklı şeyler yapmışlar. Bu tarz ürünlere tescil yapılabiliyor. Yemek ürünlerine. Şeyma Hanım PCT ile alakalı sormuş aslında. Türkiye'de aldığımız bir patenti yurt dışında da almak istiyoruz. Fakat o ülkede ürünümüzün patenti başkası tarafından daha önce alınmış. Ne yapabiliriz diyor. Geçmiş olsun. Zaten şöyle, sizin ürününüzün patenti yurt dışında başkası tarafından alındıysa siz bunu Türkiye'de de almazsınız zaten. Ya belki şey kendisi almıştır 12 ay süresinden önce hani belki başvuru yapmamış. Şöyle bir şey, şöyle bir simülasyon yapalım. Şeyma Hanım 1 Ocak 2020'de başvurdu, örnek söylüyorum. Yurt dışındaki firma da 6 ay sonra Almanya'da başvurdu mesela diyelim. Şeyma Hanım da gitti. 8 ay sonra Almanya'da başvurdu. Siz zaten rüçhanlı olarak başvurursanız onun önüne geçiyorsunuz zaten. Rüçhanlı olarak başvurduğunuzdan. Sizden önce olmasının siz öne geçiyorsunuz. Artı Alman firmasının başvurduğu patent zaten sizin patentiniz daha önce çıktığı için, daha önce başvurduğu için sizin patentinize dokunacaktır. Sizin patentinizden dolayı onun patenti zaten araştırma şey, inceleme safhasında red olacaktır zaten. Öyle söyleyeyim. Yani doğru. İnceleme safhasında muhakkak görecektir Türkiye'de alınmıştır diye.
Bütün dünya aynı patent sistemini kullanarak, aynı datayı kullanarak patent denemeye çalışıyor zaten. Evet. Yalnız şöyle söyleyeyim. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin öğrencilerini ve öğretim görevlilerini özellikle tebrik ediyorum. Evet, bu sorularla bu üniversitemizden çok patent çıkması lazım, öyle söyleyeyim. Şu ana kadarki yaptığımız eğitimler arasındaki en kaliteli sorular diyebilirim, öyle söyleyeyim. Evet, tebrik ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten arkadaşlar iyi bir netice elde edebilirsiniz yani. Evet. Bu anlamda farkındalık ve bilincin oluşmasına yönelik o maili gördük. Hep birlikte hareket edersek. Bu sorulardan yola çıkarak çok güzel bir rehber oluşturabiliriz. Mesela ben şimdi aklıma geldi. Güzel bir rehber oluşturabiliriz. Evet. Türkiye'de üretilip satılan ürünleri, Faruk Bey sormuş. Türkiye'de üretilip satılan ürünleri eğer firma ürünü tescillememişse başka ülkelerde e-ticaret siteleri üzerinden satabilir miyiz? Satabilirsiniz ama dediğin gibi yurt dışında eğer tescillediyse gümrükle, mesela sizin malınızı denk gümrükle gönderdiğiniz kargoyla bazen paketler açılıp gümrükler konulabilir. Böyle tehlike var. Ama genelde zaten e-ticaret firmaları yurt dışında tescil ettiriyorlar. Mesela şu anda zaten Amazon.com, örnek söylüyorum. Bizim müşterilerimiz Amazon.com'da bir sayfa açıp ürünleri satmak istediğinde Amazon.com markaların tescilli olup olmadığını istiyor ve hatta bana, ben vekil olarak gözüktüğüm için her gün en az 2-3 tane yazı geliyor. Amazon.com benden şey istiyor, onay istiyor mesela. Bu firmanın marka başvurusu sizdeymiş, siz onay veriyor musunuz şeklinde. Biz de firmaya tekrardan gönderiyoruz, o anahtar şifre veriyorlar sürekli. Bu nedenle yurt dışında da mutlaka marka tescili gerekir açıkçası. Ama diyelim ki yeni başladınız, tabii ki henüz bütçe yeteri değilse gönderebilirsiniz. Sonuçta bir paketi belki de açmayabilirler. Normal kargoda gittiği için de çok da sıkıntı olmayabilir. Ece Hanım, mezun olunca markalaştıracağımız bir bloğun haklarını korumak için öncesinde markalaştırmak harici ne gibi yol izleyebiliriz diyor. Bir blog varmış sanırım. Bloğu markalaştırmakta başka bir çözüm yok yani. Sonuçta siz bloğu açtığınız an zaten bu markalaşmıştır. Telif hakkını koruma başlar çünkü yayın itibariyle bunu ispatlayabiliyorsunuz zaten. Ama en azından başkası da bunun marka ismi olarak kullanmaması için marka tescil yapmak gerekiyor. Hatta ben şunu bile tavsiye ediyorum. Bazen isim soy isim değil de böyle çok değişik isimlerle Instagram'dan, Twitter'dan ya da yine bir Facebook'tan, işte LinkedIn'den farklı isimlerle, güzel isimlerle yeni sayfalar oluşturuyor mesela arkadaşlar diyelim. Birçok görüyoruz bazen böyle. Onlar aslında hatta fenomen isimler oluyor bazen. Tamamen yeni bir isim, yeni bir kelime olarak. Bunlar da aslında markalaşıp bazen ileride paraya dönüşebilir. Yani illa da kendi ismimiz değil de belki farklı isimlerle yaptığımız sayfalar da kullanıcı adları da bazen markalaşabilir. Fatih Bey, bir patentin birden fazla rüçhan hakkı varsa hangi öncelikle kullanılır? İstem yazma teknikleriyle ilgili eğitim olacak mı demiş. Bizim patent uzmanlığı, patent okuryazarlığıyla ilgili de eğitimlerimiz oluyor ama yakın zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi ile var ama o dar kapsamlı bir grubu olacak. Yine Sabahattin Zaim Üniversitesi ile de böyle bir şey eğitim planlayabiliriz. Olabilir, evet. Buyurun hocam, tamam, soru için patentin birden fazla rüçhan hakkı. Rüçhan hakkı da alakalı, yani şu anlamda ben şunu anladım. Yani ki Türkiye'de başvurdum, aynı anda Almanya'da da başvurdum. Aynı şeyle diyelim mesela, ya da bir ay sonra Almanya'da başvurdum. Yani ilk başvurudan itibaren geçerlidir rüçhan hakkı. Mecburen ilk başvurudan itibaren kullanım. Yani o zaman şu anlama gelmez. Ben Almanya, Türkiye'de başvurdum. 6 ay sonra bir ülkede, 6 ay sonra bir ülkede, yani ilk 12 ay içerisinde birden fazla ülkede başvurarak rüçhan hakkı süresini 2 ay daha uzatamıyorum aslında ama zaten burada rüçhan hakkı süresi içerisinde pisliğe başvursanız aslında toplam yurt dışına çıkış süreci zaten toplamda 33 aya kadar çakabiliyor aslında. Öyle bir avantaj var zaten. Ama ilk başvurudan itibaren rüçhan hakkı geçerlidir aslında, öyle söyleyeyim. Ya ama 12 ay içerisinde başvuru yapmazsa aslında o ülkede herhangi bir hak talep edemiyor yani. Evet, ama PCT'ye çıkarsa, dediğin gibi PCT olarak başvuru yaparsa toplam o PCT'ye olan ülkelerde toplam başvuru süresi 33 aya kadar çıkabilir toplamda. Hak talep edemiyor ama başkası da patentini alamıyor o ürünün neticede. Alamaz tabii ki. Tabii, hakem oluyor. Çünkü yenilik özelliği artık kalmamış oluyor zaten. Yenilik özelliği kalmamış oluyor. Bunu dış ülkelerde görüyor ama herhangi bir hak talebinde bulunamamış oluyorsunuz. Yusuf Bey, marka başvurularında süreci hızlandırmak adına yapılabilecekler nelerdir? Bunlar çok uzun sorular. En güzeli şöyle, kısa bir cevap verin. Güzel bir soru bu da. En güzeli, hiç kimsenin markasına benzemeyen, sektörde genel isim olmayan bir marka seçtiğimizde bu marka çok hızlı bir şekilde çıkacaktır. Artı, yanında da şekil olmazsa, slogan, yani tek başına bir marka düşünün. X kelime diyelim mesela. Hiçbir şekilde başkası markasına benzemiyor, slogan falan yok. Yani araştırması kolay olan bir markadan bahsediyorum. Bu hızlı çıkacaktır. Eskiden mesela hızlı marka ücreti vardı. Yaklaşık o zamanın parasıyla, bizim ilk işe başladığımız yani 2000'li yıllarda. O zaman parasıyla 3 milyar TL'ydi. O zaman yani bugün parası 3000 TL mesela, bir para yatırıyorduk.
Normalde 6-7 ayda araştırılan marka 1 ayda hemen yayına çıkıyordu mesela. Ama şu anda öyle bir sistem yok. Zaten tüm markalar yayına erken çıkıyor. Dediğim gibi başkasının markasına benzer olan bir marka bulduğunuzda marka çok çabuk sürede zaten çıkacaktır. Teşkilenecektir yani. Bir bölgeye özel bir şey için, örnek Gemlik Zeytini, bu ismi biz sloganımız olarak kullanabilir miyiz diyor. Şöyle, zaten siz eğer gerçekten de Gemlik'teki bir firmaysanız ve Gemlik Zeytini üretiyorsanız markanızın altına Gemlik Zeytini yazabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok zaten. Zaten Gemlik Zeytini aynı zamanda ticaret, coğrafi işaret olarak kullanılıyor. Ama örnek söylüyorum, Balıkesir'de Ayvalık'ta zeytin üretip de o zeytine ne bileyim işte Gemlik Zeytini yazdığınız zaman bu da ortaya çıkarsa o zaman ceza bile alabilirsiniz yanlış bilgi vermekten dolayı. Buna da cevap vermiştik ama tekrar ben şey yapayım. Enes Bey, marka adıyla birebir olan domain adı başka bir sektörde daha önce kullanılmasına rağmen marka sahibi dava açarsa mutlak olarak kendi üzerine alan adını alabilir mi? Başka sektörde kullanıyorsa alamazsınız. Yani örnek söylüyorum, siz hastanesiniz, öbürü de bank ya da dershane diyelim, fark etmez, ya da ne bileyim okul diyelim. Yani tamamen farklı sektör olduğu için alamazsınız. İlk, çünkü domainlerde ilk alan kazanır. İlk alan tescilliler diye bir karar var çünkü sonuçta. Marka sahibi. Ama diyelim ki sizin sektörünüzde başkası gitti bir domain aldıysa, sizden sonra aldıysa onu iptal ettirebiliyorsunuz. Onun erişimini durdurabiliyorsunuz. Böyle bir hakkınız var. Kitabımızın telif hakkını almak için izlememiz gereken yol nedir? Basılmadan önce telif hakkını alabilir miyiz? Ortalama ücret tabii nedir? Tabii ki Word ya da PDF ortamıyla Kültür ve Kültür Bakanlığı telif hakkına genel müdürlüğüne başvurduğunuzda onun telifini alabiliyorsunuz. Basılması şart değil zaten. Coca-Cola firmasına bağlı ait bayiyiz. Şirketimizin ismini patentleyebilir miyiz? Yani Coca-Cola'nın bayisiymiş. Marka tabii ismi. Tabii ki. Tabii tabii. Ama yanına Coca-Cola yazamazsınız. Yani Coca-Cola Bursa bayisi diyemezsiniz. Örnek söylüyorum. Eğitimi tekrar dinleme şansımız var mı? Kayıt edildiyse diye sorulmuş. Bunu videoyu düzenleyip arkadaşlar önümüzdeki günlerde yükleyebiliriz. Türkiye Patent Hareketi Platformu'nun YouTube adresi var. Kanalından takip edebilirsiniz. Önümüzdeki yani bu hafta içerisinde yüklemeye çalışırız. Teşekkür ediyor arkadaşlarımız. Biz de teşekkür ediyoruz. Şu an bitti herhalde. Süremiz de doldu. Sorumuz varsa yine bize mail olarak Türkiye Patent Hareketi Platformu adresine girdiğiniz zaman web sitesine, orada bize her türlü ulaşabilirsiniz. Projelerimize de sizden alakalı sizden destek bekliyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Derya Hanım, kusura bakmayın, ben size söz vermeyi unuttum bu arada. Adres ana sponsorumuz olarak adres, evet. Pazarlama müdürümüz Sayın Derya Kılıç hanımefendiyi de ben kısa bir konuşma için davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Halil Bey. Sorun değil. Öncelikle 310 kişiyle başladık programa. Ali Bey'in de biraz önce ifade ettiği gibi hem kalite bakımından, yani sorulan sorular anlamında güzel bir eğitim oldu. Aynı zamanda katılım anlamında da sayı güzeldi. Hala şu anda neredeyse 224 kişi daha dinlemeye devam ediyor. Ben özellikle hem Sebahattin Zain Üniversitesi'ne hem Zain TTO'ya teşekkür ediyorum. Ali Bey, ağzınıza sağlık, sizlere de. Halil Bey, size de. Aynı zamanda bütün katılımcılara. Şimdi sorulan soruların birçoğu da bizi de ilgilendirdiği için ben ufak bir katkı sağlamak istiyorum. Bir de TTO'ya bir soru sormak, yöneltmek istiyorum. Bir de indirimle alakalı da Derya Hanım beyan ederseniz çok seviniriz. Öğrencilere tamam. Yapalım. Tabii tabii. Şöyle söyleyeyim, Adres Patent Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu'nun vekili olan bir firmadır. Marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretlerle ilgili hem ulusal hem uluslararası teşhir işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aslında chatte sorulan soruların birçoğunun teşhirleri bizim gibi vekiller aracılığıyla yapılıyor. Aynı zamanda bizim merkezimiz İstanbul, öyle söyleyeyim, Levent. Adres patentin aynı zamanda da İstanbul'da 3 tane Gebze'de, Anadolu yakasında ve 2 telli OSB'de şubeleri bulunmakta. Aynı zamanda Ankara, İzmir, Denizli'de de bölge müdürlüklerimiz var. Amacımız 1 milyon patent üzerinden söyleyecek olursak, patent konusunda, Türkiye'deki patent konusunun farkındalığının artırılması, bu konuda çalışmalar yapıyoruz.
bu tarz etkinlikler, seminerler, eğitimler düzenliyorduk. Daha öncesinde fiziksel yapıyorduk bu etkinliklerimizi ama şimdi Zoom üzerinden yapıyoruz. Bu da güzel bir fırsata çevirdik aslında. Türkiye'de Edirne'den Kars'a kadar internet ortamında herkese ulaşım sağlama şansımız oluyor. Aynı zamanda yine 10 Ocak 2017 yılında yürürlüğe giren patent kanunu ile birlikte de üniversitelerimizde yaptığımız çalışmalar var. Hem eğitim kapsamında yaptığımız çalışmalar var hem de tescil kapsamında yaptığımız çalışmalar var. Ben bundan yola çıkaraktan Sebahattin Zahir Üniversitesi'ne ve TETO'ya şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Eğitim öncesinde ben Sebahattin Zahir Üniversitesi üzerinden yapılmış patentlere baktım. Bir 11 kadar patent gördüm. Hatta 2020 yılında da 2 tane patent başvurusu gözüküyor. Bu patent başvurularını yaparken ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 2021 yılında patentlere dair bir stratejimiz var mı? Neler hedefliyoruz? Bizim 1 milyon patent hedefimiz var. Sebahattin Zahir Üniversitesi olarak da bu bizim 1 milyon patent hedefimize ulaşmanıza sizin katkınız ne olur? Onunla ilgili bir soru soruyorum. Aynı zamanda ben çok umutlandım. Yani bu 300 kişi ekranda gördüm. Çok kaliteli sorular da okuduk, cevapladık. Ali Bey'in de söylediği üzere şimdiye kadar gerçekten kalite anlamında sorulan soruların hepsi çok iyiydi. Ve çok umutlandık. Yani Sebahattin Zahir Üniversitesi hem akademisyenleri hem öğrencileri bakımından bizi çok umutlandırdı. Yine teşekkür etmek istiyorum. Buradan yola çıkaraktan 2021 yılında Sebahattin Zahir Üniversitesi kaç patent hedefi var ya da patentle ilgili nasıl çalışmalar yapıyorlar? Onu öğrenmek istiyorum mümkünse. Bu konuyla alakalı Engin Bey veya Mehmet Engin Bey galiba. İsterseniz Engin Bey'in sesi kapalı sanırım. Açtım şu an ama bir saniye. Mehmet Bey son bir kapanışta ben de bir şeyler söylemek istiyorum demişti ama Mehmet Bey. Merhabalar. Ben sesim geliyor mu şu anda benim? Evet Mehmet Bey. Görüntü de geliyor sanırım. Tamam, fark etmez. Şunu söylemek istiyorum. Ben öncelikle çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir program oldu. Olaya ısındık diyebilirim yani. Biraz da böyle motivasyonumuz da arttı yani şimdi doğrusu. Katılımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Ali Hocam'ın da ağzına sağlık. Sizlerin de emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben mesajların hepsini neredeyse okudum. Arkadaşların ilgisini gördüm. Mutlaka bu programın tekrarını yapmamız gerekecek gibi duruyor şu anda. İnşallah onu da yaparız. İleriki tarihlerde planlamasını yaparız. Ben şunu söyleyebilirim. Cevaplamak adına en azından. Şimdi üniversitemizde hemen kısa keseceğim, çok kısa tutacağım. Üniversitemizin öğrencilerine yönelik olarak vermiş olduğu bir İZU Pro isminde İZU Öğrenci Fonu dediğimiz bir fonu var. Bu kapsamda da 2500 liraya kadar geri ödemesiz bir hibe dediğimiz bir burs bu. Yani öğrencilerimiz bir patent veya marka başvurusu yapmak istediklerinde, yani bu konuda Ar-Ge niteliği olan ve işte patentlenebilir veya markalaştırmak istedikleri, bir sürece girmek istedikleri bir konuda 2500 liralık bu burstan faydalanabiliyorlar. Biz bunun yıl içinde duyurusunu yapıyoruz. 2020'de bununla ilgili 30'un üzerinde başvuru aldık biz. Yani arkadaşlarımıza biz duyurusunu yapıyoruz. Lütfen dediğim gibi sosyal medya hesaplarımızı, üniversitemizin duyurularını, maillerini kontrol etsinler. Çünkü eğer takip ederlerse bu tarz başvuruları kaçırmamış olurlar. Aynı şekilde akademisyenlerimiz için de BAP projeleri var zaten. Onlar da başvuruyorlar sürekli. 25 bin lira bütçeli. Hani ben belki en azından tamamen bütün patent masrafını karşılamayabilir belki bu söylediğimiz ama en azından kendi bireysel başvurular için bir fon olmuş olur. Şunu ilave etmek istiyorum. Eğer öğrenci arkadaşlarımız bir danışman hocasıyla birlikte bir çalışma yaparlarsa ekipte, yani bulut sahibi olarak bir danışman hocamız olursa bütün patentleme süreçlerindeki masrafların tamamını üniversitemiz karşılıyor. Yani bunu da söylemiş olayım ben en azından arkadaşları motive etmek adına. Hocalarımız da veya danışman kendi laboratuvarda veya farklı alanlarda birlikte çalıştıkları hocalarımızı, çalışan hocalarımızla birlikte
bir aralarında hak paylaşımı yaparak, adil bir hak paylaşımı yaparak da hem haklarını korumuş olurlar. Aynı zamanda da bütün masraflarını üniversitemize yıkabilirler diyeyim de. Çok da şey yapmış olmayayım da tabii. Yani üniversitemiz bunun bütün masraflarını karşılıyor. Böyle bir durum da söz konusu. Bunlar da yararlanabilirler. Patent başvuru sayımız da az. Burada işte maalesef hocalarımızın çok fazla laboratuvarlara gelip gidememesi, 2020 yılında maalesef devam eden projelerimizin duraksaması, durdurulması gibi süreçler yaşadık. Bu yüzden sayı biraz az. Umut ediyorum ki biz yıllık hedef olarak 15 olarak koyuyoruz hedefimize. İnşallah bu zamana kadar gelmiş olan 11 patentimizi önümüzdeki 2021 yılında 26'ya çıkartabiliriz diye ümit ediyorum yani başvurusunu. Teşekkür ederim. İnşallah Mehmet Bey. Bu Mehmet Bey'in söylemine ek olarak ufak bir şey yapacağım, katkıda bulunacağım. Şimdi biz adres patenti olarak özellikle öğrenci projelerine ya da üniversite öğrencisi projelerine bazı destekler oluyoruz. Bununla ilgili de ayrıyeten bir görüşme sağlayabiliriz TTO'muzla. Çünkü bir ufak bir bütçe ayırıyoruz dediniz. O bütçenin bir kısmını da biz tamamlayıp birlikte buradaki en azından bütün öğrencilerimize katkı sağlamak adına yardımcı olabiliriz patent başvurusu anlamında. İnşallah görüşelim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Derya Hanım. Görüşelim mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey, katkılarınız için, desteğiniz için. Emin Bey, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Tüm Sabancı Zayi Üniversitesi, TTO yetkililerine, çalışanlarına, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Adres patente de katkılarından dolayı yine teşekkür ediyoruz. Yine eğitimlerimiz devam edebilir, tekrarı da olabilir bu eğitimin Mehmet Bey, veyahut da bizim patent uzmanlığı, patent okuryazarlığı ve triz eğitimlerimiz oluyor. Tabii bu ilgiyle alakalı bir şey. Bu özellikle bu eğitimi temelden yapıyoruz ki bir farkındalığın, bir bilincin yavaş yavaş oluşmasıyla beraber diğer eğitimlere de ihtiyaç hasıl oluyor. Yani bir patent nedir, tasarım nedir, marka nedir dedikçe, onlara doğru fikri olarak yöneldikçe arkadaşlarımız, ondan sonra patent okuryazarlığı, bu envanterden nasıl yararlanabiliriz? Milyonlarca patent var ve kendi sektörünü, kendi mailini belirledikten sonra bu araştırmaları nasıl yapabilir? Patent okuryazarlığı nasıl başarılabilir? Bir aslında müthiş bir kütüphane. Bununla ilgili olarak Ali Beyler eğitim veriyorlar. Dediğim gibi ücretli veya ücretsiz sizlerle bir protokol yapabiliriz. Yine adres patentte bizim sponsorumuz olması hasebiyle sizlerle de üçlü bir protokol de yapabiliriz. Güzel, biz çok memnun olduk katılımdan dolayı, ilgisinden dolayı. Sabahattin Zaim Üniversitesi bize çok pozitif şeyler uyandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Bey, size son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım programı nihayetlendirelim. Ben Mehmet Hocam ve Engin Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bütün katılan öğrencilerimize ve TTO'daki firmalarımıza, firma yetkililerine de teşekkür ediyorum katkıları için. Ve özellikle tabii ki temennimiz bu eğitime katılanların mutlaka patent almaları, buluş yapmaları artı mutlaka ülkemize faydalı birer marka oluşturmaları diye sözü bu şekilde bitirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Güzel sorular için aynı zamanda iyice katılımın çokluğundan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce arkadaşlar verdiğim mail adresine kendi bilgilerini gönderirlerse dijital sertifika olarak sizlere gönderim sağlayacağız. Pandemi sürecinden dolayı bu şekilde ilerliyoruz. ve oraya sorularınızı da sorabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları. Yine web sitemize de sizi davet ediyoruz. Sunumu da ben buradan gönderemedim. Bazı önlemler almıştık çünkü siber saldırılara karşı. Sunumu buradan gönderemedim ama mail atarsanız taleplerinizi, biz sunumun PDF dokümanını sizlerle paylaşacağız inşallah. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı hocalarımız günler. Da kendisi paylaşabilir. Hocalarım da verebilir. Onu da paylaşabilirim. Aynen. Mehmet Hocam'la da paylaşabilirim. Tekrar çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.